Ustadın ahlakıymış. Söylediği şeyleri içinden hakikatleri cımbız gibi çekermiş. Ha bu doğru, bu yanlış. Ondan sonra bazı yerlerde ustad da öyle itiraz, itiraz biz sokak tabiriyle itiraz zannederiz. Oysa hakikati rendeşleyen noktayı nazarlardır. Ama biz böyle birisi itiraz etti mi, yani fakir bir fikir beyan etti mi, hemen tepkileniyoruz. Acayip bir şey ya. Ya dur ya. Niye be? Düşünmeyecek mi bu adam? Sadece ben düşünüyorum. Yani bu adam düşünmeyecek mi yani? Hemen böyle, aa ben öyle düşünmüyorum. Ben ona katılmıyorum. Ama uslup ve edebi dikkat etmek şartıyla. Kırıp dökmeden böyle. Şöyle yapardı böyle. Bak bunda haklısın dediği vardı. Mesela hiç unutmuyorum. Muhakematta bir şey vardı. Nesebin dayatmaları konusuydu. Yeni ansiklopediyi yapıyordu. Çok ciddidir. Herhalde o unutulmuş, kaybolmuştur. Şimdiki bir bilgisayarda tarama kadar şey yoktu. Kişinin değeri neslinden değildir, kendindendir. Dedim. Abi dedim ben buna, o zaman cibir olur dedim. Dinledi. Neresi dedi, aç. Tamam. Buna göre bir daha düşünelim. İbrahim sallasın kalbim. Ondan sonra. Yani hürriyet-i şeriye sana verdi diye edep bak. Edep haddini hududu dairesinde olmalı. Onu kullanmalı. Ustad da öyle şey yaparmış aslında. İtiraz edene. Seçermiş doğruları. İstifade ettim dermiş. Biz hemen itiraz mı ettik? Daha dinlemiyorum ki senin ne dediğini. Küllümen iptal ediyorum doktor. Küllümen reddediyorum. Peşin karar. Ya dur ya. Dur ya. Etsin itiraz. Yani sonra Rüştü abi bir günde şöyle dedi. Bunun niçin söyledi? Şöyle dedi. Bazen de İmam Ebu Yusuf İmam-ı Azam'a itiraz edermiş. Bir latife. Ya sonra ben de eklerdim. Derdim ki İmam-ı Ebu Yusuf İmam-ı Azam'a karşı rey beyan etmesi zatının reyi değildir der. İmam-ı Azam'ın başka derste farklı şekilde beyanatını söylenmiş. Kendi reyinden vazgeçmiş İmam-ı Azam. Ama onu birkaç yerde farklı söylemiş. İmam Ebu Yusuf veya İmam-ı Muhammed Eşeybani onları hatırlatıyormuş. Alırmış. Çok acayip. Peki, saat çeyrek geçe mi başlayacaktık doktorum? Evet abi. O zaman biz ısınma için başlayalım mı? Olur abi. Başlayalım. Dersimiz çok ısınmak olacak ama akıl değil. Sile yazabilecek mi doktor? Ne abi? Kanun ve namus. Ya yaz. Değişiklik olsun. Biz farklılık olsun. Benim işim nerede? Yani böyle vücutta ne diyorlar? Adrenalin mi diyorlar doktorum? Kanın böyle değişmesi böyle. Canlılık getirmesi. Adrenalin değişmesi mi diyorlar? Kan hücre böyle düşünce değişiyor. Tansiyon alt üstü diyor ya. Mevsim değişiklikleri de değişiyor ya kan. Onun gibi bir şey. Onun gibi bir şey yani. Kanı ve namus değişiklik olsun. Ama liman da tam merkezinde bu. Liman tam merkezinde. Allah Allah. Şimdi ben biraz ısınmak için yapalım. Bak ne kadar çok şükür çalışmışım. Allah hamdolsun. İşimi sevmiyorum. Çok seviyorum. İnan çok seviyorum. Böyle. Öyle langur lungur çıkmak istemem böyle. Banyoma kadar. Yani bunu söylüyorum ders yapanlara için. Dersini çalışacaksın. Atıflarını. Düşünü alacaksın. Temizliğini yapacaksın. Çamaşırları değiştireceksin. Ruhanileri celbedeceksin. Mutluluk ve huzur tesadüfi değildir. Tercihtir. Bir kültürdür. Kültürdür. Eğitimdir. Anlayıştır. Fark ediliştir. Fark ettiğin için fark ediliyorsun, sana veriyorlar. Öyle bedava kimse bir şey vermiyor. Ayrıcalıktır. Evet. Fabrika ayarlarına geri dönmektir. Nursilin. Nursilin olmaktır. Risale-i Nur'u kullanana Nursilin diyor. Okuyorum.
İnsanın ilişki ve çelişkileriyle tanırsın ve kişi kendini tanır. Mesela kız alırken, kız verirken hepimizin evladı var, yakınlarımız var. İçtimai hayatta bulunuyoruz. Doktorum mesela, sen hepiniz ilişki ve çelişki çok her yerde. İnsan nasıl tanınır? Dershanede de öyle. Adama bakın. Hani Mevlana demiş ya, lafa bakarım laf mı diye. Değene bakarım adam diye. Çendan diyor, her söze verecek bir cevabım vardır. Başı böyle. Her söze verecek bir cevabım var. Fakat lafa bakarım laf mı kendisi? Diyen de adam mı? Bakayım. Yoksa cevap vermez. İmam Ali'nin sözüyle devam ediyor. İmam Ali diyor ki radıyallahu anh, cahille münakaşa edip de galip gelen alimi görmedim. Anlamaz ki. Ölçü yok. Şöyle deyince, he bilmiyordum demez. He ama dedim bırak ya. Uğraşma ya. Kalitenin peşindeyiz ya. Cahil değil mi? Ahmak olunca ne olur? Ahmak? Bir de ahmak var. Of! Peygamber kaçmış. Hazreti Ali değil, Hazreti Peygamber kaçmış. İşte o aklıma geldi. Bana dün diyorlar ki, abi eski Hasan olmaya davet ediyoruz seni. Dedim, nasıl bir Hasan? Devamlı insan terakkide bu. Ya eski tevi taşı dersleri var diye bana. Böyle kainattan insandan insan. Öyle çıta biraz yükseldi. Bak biz yokuz bu derslere girmiyoruz veya söyleyemiyoruz. Kardeşim ben bir iddia ile çıkmıştım kendi alemimde. Onu da söyleyeyim burada. İlk önce kendimin, sonra yakınlarımın Risale-i Nur'a ve Kur'an'a ve Allah'a ve Peygamber'e, ahirete ülfetlerini kıracağım. İlk önce kendimin. Ülfetimi kıracağım. Onlar yeni doğan bebekler zamanında mamaydı. O yöntem ustadımı söylüyor. 284 mi mektubatta? Bana bu yöntem bir sene kafi geldi diyor. Yani sanattan sanatkara intikal vardı ya. Ustad diyor değil mi? Bana bir sene kafi geldi diyor. Mektubattan söylüyor. Onun için terakki edeceğiz kardeşim. İnsan, insanı tanıtan insanın ilişki ve çelişkileridir. Ben kendim ilişki ve çelişkilerimi. Yani ilişki göz çiçek. Çelişki, karanlık, aydınlık. Bunu nasıl yapacağız? Mesela insanın dostunu hemen belirlemez kişiyi. Bilmeyebilir. Çünkü dostluklar kemalattır. Kemalat gözükmez. Mesela ben bir kamili severim ama sen onu sevmeyebilirsin. Çünkü bilmiyorsun kemalatını, o gizlemiştir. Kemalatlar gizlendiği için gören sever. Ama düşmanlıklar zahirdir, batini değildir. Dişe vurur, ademidir. Kesif insanlar ademidirler, gözükürler. Onun için Allah düşmanları, düşman edineni, düşman edinmeyeceksin. Allah düşmanlarını, dostluk yapanı, tarafgirlik yapanı, tevil ile kılıflayanı da dost edinmek, Allah düşmanını dost edinmektir. Bu kesim bana sana bırakmamış. İnsanı en iyi belirleyen kişinin düşmanıdır. Sen yaz abi. Kişiyi en iyi belirleyen ilişkisi değil, çelişkisidir. Kimle çelişiyor? Kimin karşısında bu? Mesela bir misal vereyim. Diyorlar bana, abi CHP'den bahsetme, senin dinleme kitlen çok azalıyor. Aynı böyle. Çünkü çok insanlar istifade çekti Müslümanlar, fakat buna girdiğin zaman adam kapatıyor, bir daha girmiyor. Girmesen ne olur? Olmaz kardeş. İman küfür mücadelesi devam edecektir. Çünkü imanı belirleyen küfürdür. Nemrutsuz İbrahim, Firavunsuz Musa yoktur, olmaz. Anlattık tevhidi, haşir anlattık. Ne oldu? CHP'ye oy verdi. Tam da ne işe yaradı ki? Sonuç olmadı ki. Adamı biraz sıkıntılarından rahatlattım. O merak etme, ahiret var, cennete gideceksin.
CHP oy veriyor. Nasıl cennete gidecek? Ustad şu anlarda diyor. Amenu ve aminu salih. Ameli salih imanın ikinci cüzüdür diyor. Ben Risale-i Nur'a uyuyorum. Kafama uysaydım bu dersleri yapmazdım. Onda bir ayet vardır. Ey iman edenler iman ediniz diyor. Ya. İman edenler iman ediniz diyor. Evet. Nisa suresinde 136. ayet galiba. Ali İmran. Ya yellezine amenu aminu billah. Ey iman edenler Allah'a iman edin. Allah Allah. Bunu nerede anlatıyor? İzmir'in plakası kaç Emre? 35. Kastamonu 35'te diyor. Ne diyor? Hem de İzmir plakasına Kastamonu diyor. Ehli imanın hasreten ehli ilmin imanını kurtarıyor. Tahsiye edip kurtarıyor. Ne hangi risale? 5. şu an. Sen canlı kimle ilişki ve kimlerden çelişkilisin? İnsanı anlamlı kılar. Bunlar ve ümit. İnsan dostları ile ümitlenir, düşmanları ile yeise atılırken ama bununla anlam kazandığı zaman terse dönüşebiliyor. Endişe etmeyeceksin. Fikir hareketlerinin zeminlerinden biri, fikir hareketleri nerede olur? Zeminlerinden bir tanesi de soyuttan somuta veya bunun tersi tenzihten teşbihe, bunun da tersi, zemininde hem fikir hem de hareketli ortaya çıkar. Mesela bu arkadaşlar somuttur. Bunun hakkındaki bilgim soyuttur, soyutlanmıştır. Tamam. Şimdi fikir hareketliliği nerede olur? Fikir hareketin somutta. Somut da olmaz. Bu kalemdir. Kimse bunu kazma demez. Bunun hakkındaki içsel, enfusi tarafın soyutta fikir hareketliliği olur. Yani metafizik boyutu. Başka, bunun sanatkarı bakımından. O da soyuttur. Yani gözükmez. İnsanı hareketlendiren eşyanın soyut ve somut kavramları veya şimdi geliyorum esas şeye. Bunu anladık mı? Basitti. Teşbih ve tenzih. Teşbih etmek Musevi meşreptir. Musa Aleyhisselam meşrebidir. Tenzih etmek İssevi meşreptir. Yani teşbih kıyasla eşya ile kendini hukuk çıkıyor, fıkıh çıkıyor. Onun için zahiricidir. Zahiridir Musa Aleyhisselam. Buna teşbihçidir. Tenzih. Tabii, ters mi söyledim? İniş. Tenzihçidir. Musa Aleyhisselam. Tenzih. Nuzul. Nezel. Yani şeriatçıdır. Ama içselci İsa Aleyhisselam'dır. Enfusçidir. Enfus. Bu bize ne kazandırıyor? Donukluktan kurtarıyor insanı. Yani zahirle batın hareketliliği, hani karşılıkları veya karşıtlıkları insanı fikir bakımından donukluktan çıkarıyor. Biraz zor gibi geliyor bunlar ama geçtim şimdi. Ya abi, yani tek boyuttan farklı boyutlara evet. İntihar ediyor. Mesela dün Ömer kardeşim hastasıyla birisine telefonu verdi. Evet. Herhalde çok rica etmiş onu. Dedi ki bana, ben dedi vehmimin ortadan kalkmasını istiyorum dedi. Değil. Bak doktor bak ne yaptı. Böyle. Gördün mü? Böyle yaptı. Gördün mü? İlk nevi. Dedim ki insanlığın kalkması lazım. O zaman ölmen lazım. İnsan değilsin o zaman. Niye? Bak vehim insana ifratı ayrı, tefriti ayrı, vasatı. İnsana zenginlik katan, farklı farklı düşündüren, farklı yöntemleri ortaya çıkartmaya vesile olan Allah'ın çok büyük nimetidir vehim. Gelsin biz varız abi. Bir ilaç veririz. O kadar. Bakın diye göndeririz. Tek. Yani. Kolayı var ya. Kolayı var görüyor musun? Bak. Şimdi bak. Peki nedir nasıl anlarım dedi. Düşünen de birisi. Bak vehmin ifratı şeytandandır. Karşıyı yok eder. Karşıya saldırgan olur. Hırçın olur. Düşünsel itibariyle o suizandır.
ithamcıdır, iftira eder, gıybet eder. Deyim bu, yöntem itibariyle. Tefrit nedir? Karşıyla alakası yoktur. Nefs emaredidir, kendine dönüktür, kendini yer. İyi değilim, benden adam olmaz. Yap canım, ben başaramam. Yok ya, o edemem. Bak, bu tefrittir. Vasatı nedir? Farklı düşünmeye vesile oluyor. Bak, ne yapıyordur işte? Söyle bakalım. Söyle nerede? Yerini aç. Elini böyle, yerini aç. Ha, ne anladın? Bak bakalım. Farklı düşünce yöntemleri kişilerde çıkıyor. Evet, tenkit hakikati rendeşler ya. İnsaf işlettiririz. Ama garaz olursa o tabii tahrip eder. Nasıl anlarız? Öyle değildir. Nasıldır? Bilmiyor. O tahriptir. Çare sunmayan tenkit tahriptir. Öyle değil ama ben böyle düşünüyorum. Yani alternatifin varsa tenkittir. O hakikati rendeşler. Çare sunmuyorsun. Ben anlamıyorum öyle. Tamam, nasıl anlıyorsun? Böyle bana göre. Ya koyacaksın, realite koyacaksın. İtikat, gaybi şehadetle ayırabilmektir. İtikat, ekleriz inşallah. Çok ilginçtir. Bugünkü dersimiz kanun ve namus. Ama şu anda ısırma yapıyoruz. Ne alakası var dimağla? Merkezinde dimağ olduğunu gördük. İtikat, konuyu değiştirdik. İtikat, gaybi şehadetle ayırabilmektir. Gözünden gözükmeyenlere şuurlu vahiy gölgesiyle bilip kanaat getirebilmektir. İtikat. Çok çeşitli şeyler, izahlar yapılmıştır. Bu da onlardan bir tanesi. Zenginliktir. İmkan-ı zati. Külliyatın tabirleri arkadaşlar bunlar. Çalışırken aldığım notlar. Esmaların, sıfatların, şuunat-ı zatiyelerin bütünselliğinden olur. İmkan-ı zati. Esmaların, sıfatların, şuunat-ı zatiyelerin bütünselliğinden imkan-ı zati olur. Şimdi bir yer okuyorum. Burada bakayım ne var? Hiç var, benlik var, haç var, zekat var, adil olmak var. Yani cümle. Özün neyse gözün de onu görür. Özünde neyse gözünde onda olur. Tamam. Bir dakika Abdullah. Söyle. Lan sen ona gönül vermedin ki. Adamı kalanmıyorsun ki. Gözün başka yerde, özün başka yerde. Allah Resulü hiçbir zaman buyurun ne dediniz dememiş. Yüzünü sese göre çevirmiş, sonra demiş ki buyur. Özüyle sözü, gözü aynıydı. İyi olmak kolaydır. Adil olmak zordur. Bir de Peygamberimiz bize biri geliyor. Çok güzelsin diyor. Evet. Aynı günde bu cehil de diyor ki çok seni kadar çirkinli görmedim diyor. Evet. Ona da doğru söyledin diyor. İkisi de özü neyse gözünden gördüğünü onu ifade ediyor. Ben aynayım diyor. Herkes kendisini bende seyreder. Kafir de. Şimdi iyi olmak kolaydır. Adil olmak zordur. Adil neydi? Üç tane şimdi. Şecaat, iffet, hikmetin cemi. Kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şevyenin ifrat tefrit vasatları var. Vasatların cemine adil. Onun için iyi olmak kolaydır. Hakikaten iyi adam, iyi kadın. Ama hikmet ehli olacak, şecaat ehli olacak, iffet sahibi olacak. İşi iyi biliyor diye güvendiğini güvenlik işine verme. İşi çok iyi biliyor ama güvenlik işine mi verme? Niye? Güvenilir mi? İşi biliyor. Doğru, hırsızlığı da iyi yapar. İşi iyi biliyor. İki şey beraber olacak. İyi bir adam ama işi bilmiyor. Koyma onu da. Size bakıyor daha çok. İkinize. Yani herkese her şey teslim edilmez. Mesela dershane. Çok iyi bir arkadaşım. Çok iyi külliyatı biliyor. Unutmayın arkadaşlar. Ama insan yönetemiyor. Ne demek?
Rüştü abi, hani bir alimi söyleyeyim. Dedi ki, artık bitmiş, icazet alıyor. Ahmediye'de okudum. Ya Ahmediye veya Muhammediye'de okumuştum. Diyor ki, orada geçiyor. Tasavvuf ehlilerinin yaşanmış şeylerini yazıyor böyle. Diyor ki, efendim diyor, bana son vasiyetin var mı demiş, yani böyle söyleyici. Var demiş evlat. Gittiğin yerde Allah'lık iddiasında bulunma, peygamberlik davasına kalkma. Fusubhanallah. Ondan sonra adam tabii şok olur değil mi? Şimdi senin hocan, abin deseyim böyle. Demek ki herkes beni sevsin demek. Herkes beni sevsin. Peygamberlik davasıdır. Her dediğim olsun Allah'lık iddiasıdır. Çok ağırdır. Tamam mı? Mesela bizde ne olur bu? Çok iyi külliyatı biliyorsunuz. Aldanma. Allah da söylüyor Kur'an'da Celle Celaluhu. Feveylül lil musallin. O namaz kılanlara yazıklar olsun. Hadiste de kişinin namazı sizi aldatmasın. Çok iyi külliyatı bilmesine aldanma. İdare edebilme makamında mıdır? İdare edilme makamında mıdır? Edebiliyor mu insanları idare? Sakın külliyatı çok iyi biliyor. O kadar tahribat yapanlar var ki. O kadar nura zarar veren var ki. Yani şey demiş ki Tahir abi X birisine şu anda yaşıyor. Senin demiş en büyük hizmetin Uçta abi derdi de o de hatıra da yayılmış şimdi. Ama ben Tahir abi söylüyorum ikisini. Senin en büyük hizmetin nura zarar vermemek olsun dedi o evladım demiş. Bu vakıf ha. Vakıftı şimdi değil tabii. O zaman vakıftı Tahir abi zamanında. Yani idare edilen var, eden var. Edebilen rüşt makamındadır. Edilen bulu çağındadır. Çocuk yapabilmedir. O kadar. O hayvaniyette vardır o da. Ama buluça kendini yöneten hadi karşıyı da yöneter. En zor kendini yönetmektir. Kendini yönetebilen buna evlilikte birisi seciyeten, ikisi diyaneten, üçüncüsü sanaten. Sanat kendini yöneten. Rüştü değil mi o dediğimiz? Evet rüşt. Bulu değil. Rüşt çağı bu. Kendini yönetebiliyor mu? Bulu ise çocuk yapabilmek ki bu hayvanlarda da var yani. Onun için insanları yönetmeyi bilmeyen, yani kendisini yönetemeyen, sorumlu olan kendisiyle herhangi bir dershaneye konulamaz. Sen o yani diğer arkadaş da olur da sana bu teslim ediyorum denilemez zarar verir. Bak birkaç ay sonra, birkaç sene sonra gürültü duyacaksın orada. Varı da tahrip edecek. İşi biliyor diye okudum. Hiçliğini bilmek. Şimdi cümle cümle. Yani bir daha söyleyeyim. Bunun hakkında çok konuştuk ama her farsanda farklı bir noktaya nazarlı oluyor. Hiçliğini bilmek. Kuvve-i akliye, gadabi ve şehviyenin ifrat ve tefritinden azadı olup vasata olmakla olur. Vasattır. Hiçliğini bilmek böyle. Dengesiz olmak değil yani. Vasattır. Bir manası bu. Kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şehveyenin ifrat tefritinden azadı olup vasatında olmaktır ki adalette bu. Benlik zandır, hiçlik kazanımdır. Benlik zandır. Hiçlik kazanımdır. Herkese verilmez. Bak bir daha hep derim, diyeceğim de. Mutluluk, huzurlu olmak, tesadüfi değildir. Kazanımlıdır. Kazanımdır arkadaşlar. İman tesadüfi değildir. İman kazanılan değildir. Verilendir. İtikat kazanılandır. Kazanılan doğru itikada Allah'ça verilen cevaptır iman. Zatının nurudur. Mutluluk da böyle. Mutluluk mesela bizi de kapmıyor mu? İnsanız tabii Allah Resulü de kapıyor. Sıkıntının zirvesine milaç olmuş.
O cüz-i ihtiyareden sonra, bir safından sonra... İrade-i külliyenin... Koyulan iman o kazanım mı oluyor? O irade kazanım mı oluyor? Evet. Cüz-i irade ile kazanılan itikat. Yani ondan sonra Cenab-ı Allah veriyor. Evet, Allah veriyor bu sefer. Doğru itikada Allahça verilen cevaptır. Çok acayip. Çünkü kazanım niçin değil? Çünkü içerisinde Allah var. Allah kazanılmaz. Allah verir kendisini. İçeriği Allah'tır. Zatının nurudur. Kazanılan değil o. Benlik zandır. Hiçlik kazanılandır. Allah denince senin aklını ilk ne geliyor? Allah deyince ne geliyor? Cumhuriyet savcısı gibi mi? Tövbe estağfurullah, ceza kesen. Mesela bir aletimi şey yapayım mı? Bugün mesela bir tane, bir parçası. Bugün garibime giden bir şey söylüyorum. Yanlış anlaşılmayacağı için. Çünkü ne dimağda bu ders yayınlanıyor, şey yapılıyor, ne de meculda. Bu yakın, bu işi alakadar oldukları için söyleyeceğim de. Yeğenim bir şey gönderdi bana, Ahmet. Ondan sonra baktım. Yok, o değil, o göndermedi. Çanakçı'daki kardeş gönderdi. Göndermişti. Baktım ne giydi diye. Ne gönderdi biliyor musun? Şaşırmayın. Bir tane adam dünya döneyi hayat devam edeyi diye bir video. Müzik söylüyor. Çok garibime gitti. Abi bak diyor, sarhoş, gafil, aman hayata ne kadar muştak. Hayat nasıl bir cazip, mahbube olmuş. Tamam. Yani gelen geliyor diyor, giden gidiyor diyor. Bir şey anlatacağım. Ama hayat devam ediyor diyor. Tamam. Sonra baktım böyle, kapatmadım. Baktım, Allah var iken hiçbir şey yoktu. Bu müzik ve bu halet Allah'lık hakikatinde oluyor. Allah evveldir, öyle mi? Ahirdir. Zahirdir ve batındır. Müzikte, günahlarda, sebaplarda. Hep Allah'lık hakikati ya. Her tarafımız kalmadı. Neye benzer? Buzdaki su hakikati. Buzdur ama su değil mi? Müzikte, her şeyde onun içinde oluyor. Yani şer niye? Allah şer dediği için şerdir. Yoksa hakikatte değil. Mesela Allah şer dedi, şeytana şerdir. Oysa mudir esması gibi. Bak şimdi. Allah, ya bu müzik sistemini dedim, esmanın. Çünkü bazılar diyecek, kainatta musikidir diyor usta. Lemat'ta, kainat musiki dairesi gibi diyor. Yani orkestra şefliği gibi. Kemençeyle mi çalıyor? Hani kemençe çalıyor. Kemençe çalıyor. Damardan girmiş o zaman. Ya hocam. Biraz etkili diyor. Hayat devam ediyor. Dedim ya Rabbi. Yani bu esmanın... ne dedi? Horon olmadığına doğru. Şimdi horon olmadığına. Şimdi... Hayat devam ediyor. Allah'lık hakikatında bu da var ya. Kapatmamış. Bu sistemi, Esma'da bu mertebe var Osman. Hem ruhuma ilişki yapınca çelişki olacak tabii, şey olacak. Zatında öyle değil ya. Mesela uçakla gidersin, namazı kastedersin. Ama... Burada onun 10 katı sıkıntı çeksen namazı kastedemezsin. Bak acayip bir şey yani. Akıl değil bunlar yani. İlla. Şimdi bu müzik denilen şey de bu halet. Esma'nın içerisinde olma beni bayağı garibime gitti ya. Sanki onun dışında kabul ediyoruz. Allah bu tarafta, bunlar bu tarafa. Hepsi aynı yerde oluyor. Bu işte bunun dışına çıkabilmek içtik. Onun için Allah. Seyretmek. Hiçlik, kendine seyahat etme serbestiyetin, yetkinin verilme hissi ve şuurudur. Hiçlik, kendinin kendinde seyahat etme yetkisi ve yetisi verilme fikri, hissi ve şuurudur. Mesela o ne demek o? Harici boş ver.
İnsan kendisi kendisini yer. Kendisi kendisine düşmandır. Diğerleri tezahür eder. Kendisini kendisiyle sevmez. Kendisini kendisiyle inşa eder. Kendisiyle kendisini fark eder. Edilen de eden aynıdır. Bu şuur, farkındalık. Kendini hiç bilmek kadar Rabbini bilir. Kendini ne kadar hiç bilirse o kadar Rabbini bilir. Mesela olayın dışına çıkmak. Bir şey anlatayım öyle. Bununla alakalı. Oluyordur sizde de. Bir namazda böyle bedeninizin dışında, bedeninizin gözüyle veya bedenle eğilip kalktığınızı, bedenle, gözle gördüğünüzü de görmüşsünüzdür. Mesela şöyle, araba sürüyorsunuz. Acemi adam debriyajı, gazı düşünür. Bir de acemi adam arabanın sağına ve soluna bakar, ön tarafa, yola sığdırmaya çalışır. Usta adam yolun ortasına oraya bakar. Öyle değil mi? He. Şimdi başka. Usta adam şöyle arabaya baktığı zaman, bir şey anlatacağım ama güzel bir halet. Şimdi arabanın şöyle camlarına inen böyle direkler var ya, camları tutan. Üst çatı var. Tamam mı? Torpitolar var. İçeriden bakıyor yani. Görür değil mi arabayı? Arabayı da görüyor, kaportayı da. İçeriden seyrediyor. Ama içerideyken usta adam yolun orasına baktığı zaman arabayı görmez. Ama arabayla görür. Tamam mı? Bak, acemi adam arabayla beraber yola bakar. Yani beraber bitişik olur. Arabaya bitişik olur. Usta adam sırf yola baktığı için böyle bununla gidiyor ama bunu görmüyor. Namazda bazen olmuştur size. Şöyle beden duruyor. Gözle bakıyorsun böyle. Eğiliyor bu. Eğiliyor yani. Sanki arabanın böyle ne bileyim direklerinden, çerçevesinden, kaportasından baktığınız gibi oluyordur mutlaka size de. Böyle arkadan böyle beden eğiliyor. Yani senden farklı olduğunu görüyorsun. Namazın bazı şeyler böyle. Bu sefer ne yapıyorsun böyle? Arkaya geçmenin şeyidir. Yani bedenin dayatmasına çıkmışsın. Ama tabii namazda şunlar bunlar şey yaptın mı bedene o bitişik oluyor. Arabanın kaportasıyla, on şeyle panellerle yola bakmak gibi oluyor. Berabersin. Yer kıyıyorsun ama bedendesin. Bedendesin. Bedenin arkasında duruyorsun. Ama şu namaz orada. Yani aşağı secde orada. Sen arkadasın. Bedeni bedenle bakıyorsun kaportaya. Şu önümüzdeki cam var ya. Gözlük olduğunu görüyorsun. Oradan böyle görüyorsun yani. Benim dışımda olduğunu hissediyorsun. Bayağı hissettiriyor seni. Benim dışımda bir şey yani. Böyle hissediyor. Hiç, içtik hissi. Demek ki kendini hiç bilmek kadar Rabbini bilir. Böylelikle hiçbir şekilde yıkılmayan şahsiyetin oluşur. Hiçlik oluştuğu kadar yıkılmayan bir şahsiyetin oluşur. Kendi öfkene hakim olana kadar Allah'ın Celle Celaluhu öfkesinden korunursun. Duydun mu abim? Kendi, bak, kendi öfkene hakim olana kadar Allah'ın öfkesinden korunursun yani. Ne kadar öfkene hakim olursan o ne demektir? Allah'ın öfkesine kısmet kalkmış sen de. Var olmanın sebebi var, vücut sahibi olmak. Var olmanın, yani mevcutuz, var olacağız, vücut sahibi olacağız. Mevcut, herkes mevcuttur ama herkes vücut sahibi değil. Adem'e de çalışıyor. Sebebi var. O sıfır olduğunun şuuru, hissi ve kemali aklın bütünlüğüdür. Hiçlik. Demek ki mevcut ile vücut arasını fark edip vücut bulmak için
Yani ne olacak? Mevcudun vücuda dönüşmesi için sıfır, yani kendine hiçbir vücut rengini verme ama mevcutsun. Mevcudunu inkar etme. Muhyiddin Arabi mevcudunu inkar etti, vücuda baktı. Tek vücut gördü. Vücut bulmak için mevcud inkar etmiyorsun. Şuuru, hissi, kemali, aklın, bak, kemali ak, vicdandaki his, kalpteki duygu, ruhtaki latife, mevcudun vücuda dönüşümünde bütünselliğidir, hiçliğini bilmek. Hasan abi, biraz kafam karıştı da, hiçliğin suretini, kanunetini, hakikatını ve mahiyetini yazmamız gerekiyor sanki. Evet. Yani ben hiçliğin mahiyetinin Rabbül Alemin olduğunu düşünüyorum. Yani hiç oldun, yani her en son hiçliğin en son zirvesi Rab değildir yani. Rabbül Alemin olması tabii lazım. Senin Rabbin zaten sen ona şahitsin. O belki hakikat olabilir. Senin için bir hakikattır ama hiçlik bir mertebe değil midir yani? Herkes onun içinde ya surettedir, ya kanuniyettedir, ya hakikattir, ya mahiyettedir. Doğru. Yazdın mı peki onu? Yazmadım da şimdi aklıma geldi. Çok ilginç. Yani ikisi çıkıyor. Dediğin gibi Rabbül Alemin mahiyet olsa hakikat Rabbin olur. Evet. Kanuniyet onun işte sureti ikisini bir yazarsak bir şey olur. Şuhut. Şuhut oluyor. Çünkü ne diyor? Hiç olunca olursun her şey diyor. Evet. Her şey sen oldun. Yani tam hiçlikle en büyük ayine darlık yaptın. O zaman yani Rabbül Alemin'e doğru gittin. Bu sefer sen Rabbin değil yani. Şimdi Rabbül Alemin. Rabbim ise Rabbül Alemin'i oluşturan esmaların bendeki taayyunları. Evet. O zaman Rabbim hakikattır. Rabbül Alemin mahiyettir. Evet. Kanunetinde buluruz inşallah. Sureti şey olabilir mi hiçliğin? Yani Adem. Yani hiç o manada. Maşallah güzel. Yani şeyi suret olarak da surete koyabiliriz gibi geliyor. Vücut rengini verme kendini. Yani Adem'ini. İlim. İlim mi? Onun üzerindeki ilim. Çünkü mesela cehaletini neyle biliyorsun? İlim ile. Hiçliğini neyle biliyorsun? Şeyini. Ama neyle bilmek değil de suret olarak ne gözüküyor hiçlik? Adem değil de yokluk olur mu? Yani Adem biraz daha geniş. Yokluk. Peki bu harmanlansın mı kafada? Onun için diyorum yani yok bu hani birin şey diyoruz ya Rab. Hep Rab üzerinden gittik. Hiçliğini bilince Rab'ini bilirsin yani, sen. Hasan abi Rabbül Alemin hep kapattı yani. O açıdan söylüyorum. Rab'de kaldık ya. Rabbimiz de ama Rabbül Alemin kapatma değil de oradayız zaten. Onun yani içindeyiz de. Onu hiçbir zaman bilemeyeceğiz manada. Bilemeyeceğiz. Rabbul Alemin. Ki Üstad. Ki demiş ya diyor 24 sözde. Rabbul Alemin'den değil Rabbim'den haber veriyor. Geçenlerde biraz değiştirmiştiniz o şeyi sen. Öyle mi? Değil mi? Ama yok o değişmez. Niye? Çünkü Miraç'ta da ben seni hakkıyla bilemedim. Sen kendini bildiğin gibisin. Dediği yerde kendi Rabbini bilmiş. Nasıl Rabbul Alemin'i bilmiş? Yani işte öyle değil mi abi? Yaptık artık onu şimdi bir bakayım. Biraz gideyim mi? Tamam olur. Biraz gideyim. Mevcudun terk edilmeden vücuduna fikir, aklı kemal, kemal aklın ve şuurun ve hissin bütünselliğidir içlik. Hiç içsel dengeyi, bütünlüğü sağlar ve içsel seyahat etmede aşaması zor olan bariyerler azalır. İçsel seyahat ederken ne kazanır ya? İçlik ne yapar bize? İçsel seyahat ederken engel olan bariyerler kalkıyor. Engeller kalkıyor. Nasıl ki zekat toplumsal yapıyı onaylamakla onaylanmaya, bak nasıl ki örnek veriyor. Zekat toplumsal yapıyı onaylamakla onaylanmaya, ben onaylıyorum. Toplumsal bütünlük lazım, bütünsel huzur lazım toplumun. Neyle? Zekatla bunu. Ben onaylamakla ne kazanıyorum biliyor musunuz? Onaylanıyorum.
onaylamakla onaylanmaya, onların arasına girmeye köprü olduğu gibi, hiç de köprü olur kendi kendine. Hem hacı anlatmaya çalıştım, şey zekatı, hem şeyi, hiçi. Bir daha örnek vereyim, haçla örnek vereyim. Haçta insanlar arasında ayrımı ortadan kaldırarak, içsel putların temizleyerek, imtiyazlaştırmıştık ya biz, haca gidene kadar ben müdürdüm, paşaydım, zengindim, fakirdim, beyazdım, siyahydım. Yok. Haç ne yapıyor? Beyaz ihramı herkesi soyarak, bütün eşyadan seni soyarak, bütün sana giydirilen vasıf ve sıfatlar, unvanlar, kariyerler, hepsinden sıyrılarak eşik yapıyor. Haç. Bak işte ne yapıyor? Bir daha okuyayım. İnsanlar arasında ayrımı ortadan kaldırarak, içsel putlarını temizleyerek, kardeşlerine yer açmaktır haç. Yani bulunduğum konum itibariyle kardeşime yer açamıyordum ki. Ben o oluyordu. Hiç hakkında fazla konuşulmaması mevcuda bağlı oluşumuzdan, vücuttan pek hissemiz olmayışındandır. Hep mevcut. Bunlar mevcut. Niye bahsedilmiyor? Çok az bahseder. İmam-ı Rabbani Hazretleri bahseder. Üstad bahseder. Hiçten niçin? Çünkü mevcuda hapsoluşumuzdan bahsediyor. Ondan kaynaklanıyor. Yani farkındalığımız yok yani. Vücutla mevcut. Çünkü hiç vücut mertebelerine bakar. Mevcuttan vücuda bakıştır. Hiç. Halet itibariyle hiçlik tevekkül ile kendini gösterir. Kendine döndüğü zaman ne yapar? Bize tevekkül haletini verir. Kendine vücut rengini, yani mevcutta mevcutsun ama vücut rengini vermiyorsun. Kazan. Sana döndüğü zaman ne olur? Tevekkül haletini verir ki hasbunallah ve ni'mel vekil unvanıdır. İşte. Mevcuttan vücuda bakıyorsun. Ondan sonra da bakınca peki ne karın var? Tevekkül mü çıkıyor? Tevekkül. Tevekkül haleti olarak sana yansıyor. Mesela bir şey gönderdim ama nasıl döndü bana? Mesela Rabbim yaptım ama Rabbul Alemin'e mülaki olduğum zaman miracım oluyor. Eğer Rabbimi Rabbul Alemin'e yakın olmaya çalışırsa Rabbim ile Rabbul Alemin birbirine yakın olma nispetine miraç oluyor. O da içlikli olur. İçlik. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hani unvan olarak ayette hasbunallah ve ni'mel vekildir. Yani mevcuttan vücuda bakışın verilen karşılık tevekküldür. Tevekkül haleti rüyesidir. Unvan itibariyle hasbunallah ve ni'mel vekil ayetidir. Okuma bir şey geldi de ya. Evet tamam tamam. Allah'ın var olması, senin var olma eşittir hiçlik. Biraz olmadı. Olmadı. İki var olunca çok oldu. İki var çok. Var olması. Hem efendim miracı Rabbul Alemin de mi oldu? Mesela Rabbul Alemin'in Rabbinin şöyle diyeyim. Peygamber aleyhissalatü vesselam bütün esmaların bütün meratiplerine mazar. Mertebe yazan. Fakat esma sonsuz değil mi? Sonsuz. Peygamber aleyhissalatü mahluktur. Mahluktur. Mahluket. Ama azami derecede esma-i mazardır. Onda mazari olan esma ile Allah'ta bulunan esma aynı değil. Olamaz ya. Yani. O zaman tanrılaşır aşağı. Tamam. Bütün mahlukat adına gitti ama. Gitsin. Ama herkesten daha fazla yakın. Sadece fark yok. Yani o zaman sanki Rabbul Alemin oluyor. Gene Rabbul Alemin ötede. Ama Rabbul Alemin, yani ben geçen Miracı okurken o Rabbul Alemin diye ifadeler var ama yani. Bir, hani o gözle bir daha... Tabii yani, Rabbul Alemin'e battı. Rabbul Alemin ifadeleri geçiyor yani. Evet. Öyle diyoruz ama. Yani Rabbul Alemin'e bakılır Rabbi ile ama Rabbul Alemin ya değildir yani.
Ya Rabbül Alemin ihata edemez de onu... Ama o içindeyiz. İçindeyiz. Ona bakıyoruz. Peki şu anda şey Miraç'ta Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam demedi mi? Ben seni hakkıyla bilemedim. Hakkıyla beledim. Sen kendini bildiğin gibi. Yine evet. Yine sen. Bilememek yani illaki bilmemek gerekir ama Rabbül Alemin'e mazhariyetle işte mazharla ihata etti. Abi bu nereden? Başka bir şey. Şimdi orada eğer Rabbül Alemin'den hiç esinlenmese veya onda bir şeyler olmasa buna niye desin ki? Rabbül Alemin'den biliyordu. Yani şimdi Rabbini biliyordu. Burada zaten biliyordu. Ne göz gördüğünü yalanladı diyor. Biliyordu bu. Zaten Rabbini oluşturmuş. O da olabilir. Çünkü. Oraya gidince Rabbinin değil de Rabbül Alemin'i gör, bir şeyler gör tam diyemem yani orayı da. Nasıl ifade edilir bir şey diyemiyorum. Ama onu görünce bu sözü söyledi. Bu sözü söyleme ihtiyacını duydu. Evet. Mesela Rabbül Alemin. Tebessüm Rabbül etmek Rabbül sadakadandır. Tamam bu ne karı var değil. Niye bunu söyleme ihtiyacını duymuştur? Duydunuz mu? Tebessüm etmek sadakadandır. Tamam kar sebabından bahsettim. Buna niye söyleme ihtiyaç duyulmuştur? Çünkü çok ihtiyaç var. İhtiyaç var asık sure. Yani ben seni hakkıyla bilemedim denmesi bir şeyin ifadesi değil mi? Evet. Bir şey ifade etmiş. Evet. Yani evet. Ve burada ne kadar oldu? Burada duralım. Yani gel. Şey dedik abi, Rabbül Alemin mahiyeti zatiye değil ki. Rabbül Alemin alemlerin Rabbi. Yani rububiyet mertebesindeki en şeyi. Ama biz mahiyeti zatiyeden konuşmuyoruz ki Rabbül Alemin dediğimizde. Evet. Ki ona mazhariyette biraz şey yapalım. Biz Rabbül Alemin'i biraz mahiyeti zatiye gibi anlıyoruz. Abi yani orada tuttuğumuz zaman o mahiyeti zatiyeyi hakkıyla bilemeyeceksin. Bilemezsin zaten. Tanrı olman lazım. Tabii. Evet. İkinci Tanrı olursan zaten onu söyler. Bir de Fatiha'da da var abi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi. Evet. Yani alem yani bu Rabbül Alemin bilmek tamam. Değil ama onu abi. Yani ona hamd ediyoruz. Evet, tamam. Bilmek değil yani. Ama bu mahiyet zati değil ama. Değil. Değil. Şey olabilir mi abi? Sıfatların cemi. Yani sıfattır ya mahiyet. Bizim anladığımız evet. Tarzda. Yani Rabbul Alemin'in merkezinde Allah var. Evet. Allah isim ya. Vahidiyet, ahidiyet var ya abi. Onun gibi ama mesela Rahman insan Allah ismine de mazardır. Rahman ismine de mazardır. Rahime mazardır. Nasıl oluyor? Rahman kafir mümin fark etmeden rızkını veriyor. Rahim ise kendisine iman edenleri iman ettiği yerle dünya ve ahirette besleyendir. Allah'a iman ettik. Dünyadaki karımız Allah bizi besliyor manevi. Ruhumuzu, kalbimizi, aklımızı besliyor. Allah ismine mazhariyet nedir? Yani mesela ahirettekini söyleyeyim. Dünyada şöyle inanıyoruz biz Allah. Bir anda her yerdedir, hiçbir yerde değildir. Mekan yer tutmaz, her istediği olur, istemediği olmaz. Biz böyle iman etmenin mükafatı ahirette bir anda biz her yerde olacağız, hiçbir yerde olmayacağız. Her istediğimiz olacak, istemediğimiz olmayacak. Dünyada bunu dua ile oluyoruz, istiğfarla oluyoruz, tahayyül ve tasavvur ve ruhani oluyoruz. Alemimizde Allah istediğimizi veriyor mesela. Anlıyor musun? Bu tarafımız oluyor. Ama Rabbul Alemin mahiyeti zatiye değil tabii. Rabbul Alemin bittiği zaman sıfatlar başlıyor. Tamam sıfatlar başlıyor. Yani evet şimdi fazla acele etmeye... Onu siz bir geçenlerde hani ben şimdi notlarda yok ama konuya bir girdiniz. Girdik mi? Notladın mı yani değiştirdiniz mevzuyu daha böyle. Bir ona bir ona bakarak bir daha konuşulabilir. Yani konu değişindi o tabii. Yanlış söylüyorum. Vahiyette Rabbul Alemin demek doğru olur mu abi? Vahidiyette? Rabbul Alemin demek doğru olur mu? Eser Rabbi. Evet, ehadiyet, vahidiyet. Hı hı. Damla suyken okyanus gibi. Hı hı. Yani evet. Onu gösterir. Yani bu âli ruhlarda bu var yani. O Mehmet. Peygamberde bu çünkü bir defa olmuş. 30 küsür Miraç'ta bir defa olmuş. Buna da imtiyazlaşmış o Miraç. Miraç-ı Ekber-i Muhammedi denmiş. Aynen. Çok değişik bu.
Demek ki kendin, yani kendin bilindiği haricinde bir şey görmüş ki hakkıya bilemedim demiş. Evet. Yani onu deme gereği ihtiyacı duymuş. Duymuş yani. Evet. Yani ona ihtiyaç olmuş bu söz. Ama yani, ben mesela Rabbinin bittiği, mesela iman gaybadır değil mi? İman gaybadır. Bizim gaybımız onlar için şehadet. Kabuk kalbisinde ne bitti? Rabbi bitti. Kabuk kalbisinde Rabbi bitti. Alemlerin Rabbi de bitiyor abi. Alemler de bitiyor. Alemlerin Rabbi de bitiyor. Çünkü kabuk kavseyinden yukarıda mahiyet-i zatiye var zaten. Şey işte yani esmalar ama orada mesela kanun ve namus çalışacağız ya. Alem emir diyor. Alem aklınızı gördüğünüz zaman mahlukattaki taayyunu. Emir alemi ayrıdır. Emir okuyacağız şimdi. Şu kanun. Alem emir farklıdır. Tabii. Şimdi kabuk kavseyine gelince Rabbi bitti. Çünkü Rab hep gaybı gösteriyordu. Ne oldu? Kelamına, rüyetine mazhar oldu. Kabuk kalpsen zaten o yani. İçeriği şu. Senin her şeyin bitti. Rabbi bitti. Ne başladı? İmkan ve vücub ortası. Nedir o? Rabbul alemindir yani. Yani hem vacip olandan besleniyor, hem imkandan besleniyor. Yani artık orada. O zaman normal yani peygamberin dışında da, peygamberimizin dışında da yani kabuk kavsayına erişen herkes için o zaman o şey gelişir. Zaten o gir bir tanesi gitti. Sikitası Gaybi 149'da diyor. Gelal Hazretleri diyor. Gitti. Ondan sonra ama ne dedi? Şanım ne yücedir diyor. Zatımı tesbih ederim dedi. Orada diyor. Evet. Sonra çünkü beşeriyeti bıraktı ya kürste. Artık kimse yok. Gitti. Lef-i mahfuz'a aklını bıraktı. Gitti. Aşağı zaman ruhu bıraktı. Mahluketi bıraktı. Kabuk kavseyine geçti. Ondan sonra şanım ne yücedir diyor. Bütün alemler ayağımın altındadır diyor. Zatımı tesbih ederim diyor. Görün sikretası gaybı. Sonra indi diyor. Fenafille oldu. Bekabille iniştir. Olunca tahsiye etti diyor sözlerini. Yani tekrar mahlukiyete büründü. Mahlukiyetten çıktı mı? Çıktı. Vacip mi oldu? Hayır. Berzaklaştı. Abi, evet, kabuk kavseyindeki Rabbul alemindir. Kabuk kavseyinde artık Rab yok yani. B var ya. Bugüne kadar öyle demiyorduk. Haberiniz olsun. Yani şu. Arapçada, Rabbini, ama Rabbi ama evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de hepsini yazarken aşağı yukarı aynı kalınlıkta yazıyoruz ama harfin belli bir kalınlığı var değil mi abi? B harfinin. Var. O kalınlığın içine imkan ve vücut ortası diyebilir miyiz? Onu diyoruz zaten. Ya berza orası değil mi aslında? Evet. B. Orası zaten. Hasan ya alem, bir şey çizdiğin zaman alem olur. Benim içidir yani. Yasin harfin için Yasin olması. Kabın içine girsen, evet. Kabın içine girsen mahiyet. Zaten kap nedir biliyor musun? Dışındaki değildir. Kabı kabeden içindeki boşluktur. Evet. Sıfırı sıfır yapan. Evet. Sıfırı sıfır yapan nedir? Say. İçindeki boşluğu yani. Yani bütün sayısalları göstermiyor. Evet. Ama nasıl gösterebiliyor? Kendisi sayısal olmayacak. Her şey olacak ama hiçbir şey olmayacak. Kabı kab yapan der Mevlana. Kabın dışındaki şekil değildir. İçindeki boşluktur. Kapodur. Mesela içindeki boşluk. Suyu koy, buzdolabına koy, donsun. İçindeki boşluğa göre şekillenir. Kabın dışına göre şekillenmez. Bir de şey... İçindeki boşluktur kabı kabı. Yani şu ne demek şu? Mutlak değil mi bu? Kap bunu muayyenleştirdi. Yani tamam. Böyle yaptım, böyle yaptım. İnsana bir vurayım. Alacağım abi. İnsan mutlak ve muhittir. Ruh itibariyle. Muayyen değildir. Bu alemde bu ruhu, mutlak ve muhit olan ruhu nasıl muayyen yapacak? İşte sağ, solu, siması, sesi, bilmem şeyi. Beden yapıyor bunu. Beni mutlak ve mutlak ve muhitliğimi 538 sözlerde geçiyor. Mutlak ve muhitliğimi has ve hususi yapan bedendir. Mesela mutlak ve muhittim. Mutlak ve muhitten gelen diyor hakikatları, aleminde sıfatları, onları musadık görmese 538'de. Demek ki mutlak ve muhit olan ruhumu, benim yani mutlak ve muhit, alem-i şehadette has ve hususi yapan, o
Bu bedendir. Onu bu kalıp şekline gösteren ama değil. İşte biraz önce anlattığım gibi namazda böyle sanki arabanın içinde arabanın direklerini, camını görür gibi bedeninden namaz kıldırıyorsun. Bedenine namaz kıldırıyorsun. Böyle oradan seyrettiğini fark ediyorsun. Yani buradan seyredince bunu fark etmezsin. Bunun arkasından bu deliklerden sen seyrettiğini görürsen hakikaten böyle bir şeyin içinde olduğunu görürsün. Bununla alakalı bir şey yazmışlar ama sana bu gruba. Ne yazmıyor? Hiçlik yok hükmündeki namütenahi olan, sonu gelmez bir zeminin bilinip tanımlanamayan ancak bir vahid-i kıyası ile zanni olarak bilinebilen bir varlık demiş. Doğru. Evet. Yani doğru. Çok ilginç. Bu tam akıllı değiller yani. Yani şimdi, aklını bırakan bunu yazar. Dedin ya kap boş. Osman abi şey diyor ya. Sen ne dedin abi? Abi bir şey diyordun. Tamam. Arkadaş konuşsun. 11. kelimede 20. mektupta La ilahe illallah vahdehu la şerike le ve ileyhil masir de anlatıyor ya abi. Diyor ki ortadan alacağım. Rabbi rahimlerine makar-ı saltanat-ı ebedisinde perdesiz kavuşacak. Rabbine kavuşacak. Bak şimdi. Doğrudan doğruya herkes kendi halıkını, mabudunu ve Rabbini. Bak Rabbi ve Seyyidini ve Malik'in kim olduğunu bilecek ve bulacak. Yani burada biliyor yani arşta. O ta orada da değil yani. Yani ahirette bu. Yani ahirete giden, yani cennete giden herkesin aslındaki varacağı noktayı söylüyor. Evet. Aslında miracı anlatmıyor tabii. Miraç değil, miraç değil bu. Değil. Yani. Normal, bu Rabbinin sürükün, yani varacağı. Ama miraç ahiretteki cennetten çok üstü. Tabii. Yo, isteyene ver onu diyor. Adam hiç böyle miraç dünyada yapmadan cennete geldi. Düşük bir yere gitti. Biz bu dünyaya cennete gitmek cennet için gelmedik ki. Perdesiz. Miraç yapmaya geldik. Arşta yani. Arşta. Bir daha bir söyle. Değil mi? Arşta değil mi? Perdesiz kavuşma yeri. Evet. O Rabbini burada görecek diyor. Evet. Herkes. Bak Mehmet abi. Evet. Cennete gitmek için gelmedik. Ne için? Eğer gidecek olduğumuz yere gitmek için olsaydı mantığı hikmetsiz olur. Miraç ise geldiğin yeri aşmaktır. Yo, ben şey diyorum. Ha. Rabbin makamı. Rabbin işte. Perdesiz Rabbin neresi? Kulazı be Rabbin naz. Evet. Rabbin naz arş. Arşta perdesiz bu. İşte Rabbin makamı geçti burası. Geçti bu. Burası yani onu demek evet, istedim evet, yani. Ama geçiyor burayı. Yani şeyi destekliyoruz burada. Kabı kalsın Rabbul Alemin'dir. Rabbul Alemin. Onu diyorum yani. Orada şöyle iki tane hani bu işin bir boyutu var ya. Bir mazhar olduğun yer bir de senin kendi kabiliyetin. İki tane faktör yok mu? Yani şimdi... olayı öyle de düşünmek lazım. Tam öyle düşünelim. Senin kendi içinde olduğun Rabbindir. Ama senin dışındaki olan Rabbi senin Rabbi Rabbindir. Esma değil midir? Evet. Esma kulazımı. Nerede azami tecelli ediyor? Esma arşta. Arşta. Arşın üzerinde arş azam yok mu? Arş. Kavu kapsan yok mu? Evet. Peki Esma'nın bu Esma'nın Rab Esma'sının perdesi tecelli ettin geçtin. Nereye gittin? Neredesin? İhata belki, ihata belki değil, ihata edilmez ama Rabbul Alemin'le mulakki oldun. Şey... Rabbinden çıktın artık. Evet. Hasan abi şey özür dilerim. Ben çalışmamda şunu tespit ettim ama ne kadar doğru bilmiyorum. Perdesiz kavuşma yeri arştadır. Perdesiz kavuşma. Tamam perde yok. Ama daire-i esmanın azami her ismin mertebe-i azamı lef-i mahfuzda. Bakın... Her ismin mertebeyi azamı. Lev-i mahfuzda ama isimlerin ismi azamlar şeyde arş azamda. Arş azamda. Onun için yani arşta değil evet. Mertebeyi azamlar. İsimlerin mertebeyi azamı lev-i mahfuzda ve destek. Yani sarı ifade gördüm var yani. Hı. Ben yazdım yani. İsimler arşta. Evet. Her isim mertebeyi azamı lev-i mahfuzda. İsmi azamlar arş azamda. Evet. Çok uyuyor. Fakat şu. Arşa geldi, Rabbi bitti. Lef-i Mahfuz'a geldi, mertebi, her ismi mertebi azamı bitti. Evet. Kur'an tabi ya. Tabi tabi. Arş-ı Azam'a geldi, ismi azamlar da bitti. Ne kaldı? Kabı kavşeni girince. Ama ihata, Rabbul Alemin ihata etmek değil de artık Rabbul Alemin. Yani ama başka şey. Hadi kanuna başlayalım. Bu nedir? Abdullah kaçıştır değil mi?
Yani rampaya dayağı alıyor. Hazırlanılmadığı için şey değil abi, doğru yapıyorsun. Dinliyorum Gafur. Abi Cebrail aleyhisselam levh-i mahfuza çıkarttı Ahmet aleyhisselam'ı. Dedi ki Rabbim salatta. Salata dedi, kıyam abi, ediyor. Salata kıyam ediyor. Rabbim salata kıyam ediyor. Dedi değil mi abi Rabbim? Şimdi ondan sonra Rabbül alemine kavuşan Ahmet aleyhisselam. Fakat Rabbi ile görüşen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gibi bir tefekkürüm oldu. Bilmiyorum ne kadar katılırsınız. Bence de tersi. Tersi. Çünkü Muhammed insan ismi değil. İnsan ismi değil ve kendi Rabbi ile olmaz. Ahmet beşeri olan değil miydi Gafur abi? Evet. Abi şimdi Rabbül Alemin beşer için geçerli. Ama bütün toplaya, Miraç ne demek abi? Toplamak. Toplaya toplaya gidiyor. Artık Rabbül Alemin onun yani inşallah yanlış konuşmuyorum ama Rabbül Alemin artık bizim çekirdeği aslimizdir aslında bizim için. Ama çekirdeği aslinin Rabbidir kalb-ı kavseyinde. Yani Muhammed'in Rabbi ama Ahmet'in Rabbül Alemin. Doğru. Peki. Hadi bakalım. Bismillah. Yazmış mı? Bugün ayın 11'i Nisan 2021. Dima 152. 156. 156 mı oldu? Evet. Ha 156. 156 2 zannettim. Kanun namus. Tepecik. He? Kim yazdı? Doktor. Terakki etti. Bakarak abi. Olsun. Bakarak yarın bakmayarak olur inşallah. Evet, kanun ve namusa hoş geldiniz. Demeyesiniz, onlar şimdiye kadar biz namussuz muyduk, namusu bilmiyorduk. Şimdi hulasayı da yaptım, göstereyim size. Attınız mı abi size? Yok, atmadım. Niye? Yani bir anda yap istersen. Heyecan olsun. Netim şey... Ama hulasa okumayacağım. Altyapılı doldura gidelim. Bak hulasa yaptım. Ha. Okursam tamam. Çabuk şey. Ama altınız boş olur. Sonra inerken dedim ki. Tamam. Altını fazla da tutmadı zaten sayfa. Öyle akıl gibi değil. Mesela gel çek. Mesela bir istersen çek abim burada. Tamam olur abi. Şunu hemen. NASA sokağa çıkma yasağınız yok sizin. Hepiniz istediğiniz kadar durun. Ondan sonra emir çeşitlerini oku. Kaç çeşit emir çeşidi var biliyor musunuz? 35 tane. Ha. Koy abim. Böyle yapayım istersen. Bu arada bir kahve yapsana Emre ya. Alet güzel oluyordu o. Kanun. Nereden girdiniz abi konuya? Diyelim. Yani nasıl bir... Şimdi şey benim kanun, benim konuma ne girdiniz abi yani? Sizin konun muydu? Ben şimdi ona çalışıyorum. Suriyet, kanuniyet, hakikat, mahiyette çalışıyorum. Ama bu kanun... O mu? O da anayasanın... O da bir kanundur. Bu anayasanın... Ya bu... insan kainatın kanunlarına santral diyor ya. İnsan kainatın kanununa santral... Ya fe subhanallah, ya bu neyse o haleti mi? Kanun, bir de baktım, kanun emirdendir, namus iradedendir. Yani, kanun bu arada çekerken ben şey yapayım size. Kanun geneldir. Genel ve mutlaktır. Namus da çekiyorum. Tabii manu. Genel ve mutlaktır. Namus has ve hususidir. Mesela misal vereyim. 1200 çeşit elma var. Çeşitleri. Ama armut değil. Hepsi elmadır. Bu kanundur. Senin bahçendeki tadı, elmanın tadı, şekli, ağacın yapısı namustur. Sana has ve hususidir. Mesela daha iyi anlamanız için hılkat kanundur. Yani Allah var iken hiçbir şey yoktu. Kalem de yaratıldı. Ben de yaratıldım. Yaratılmak itibariyle, Allah halik olma itibariyle
Bu kanundur. Ama ben kalem değilim. Ben Ayşe Fatma değilim. Yani tamam mı? Bu nedir? Bu da fıtrattır. Bu namustur. Hilkat kanundur. Fıtrat namustur. Nereden intikal edersiniz bu fıtratın? Fıtratın en yüce gayesi, fıtratın en büyük şeyi, neticesi miydi? Evet, hilkatın en yüce gayesi. Hilkatın en yüce gayesi, fıtratın en büyük neticesi miydi? En büyük neticesi miydi? İman-ı billah'tır. İman-ı billah ama bir hılkat söylüyor, bir fıtrat söylüyor. Devamlı sorulan soru bu bize. Devamlı sorulan soru. Hılkat ve fıtrat. Yani Allah var iken hiçbir şey yoktu. Yaratılmak, var olmak, vücut sahnesine çıkmak bu hılkattır. Ama ben benim, sen sensin bu fıtrattır. Ben ayrıyım, sen ayrısın. Şimdi çektin mi buraya kadar? Şu eksik kalmış. Yani bak arkadaşlar canlı yayında olanlar geliyor şimdi. Ama gece gündüz çalıştım. Merak tabii. Merak olmazsa hiçbir şey yok. Hulasa yapmak istemiyorum. Var ya mı yazdım. Altınız dolmadan gitmeyin. Kanun okuyorum. Lugat manasını veriyorum. Nizam, kaide, emir, nehi, yasaklar, kainatta Allah'ın Celle Celaluhu koyduğu değişmez nizam. Tamam. Nereye yayınlayacaksın abim? Meclis-i Nuraniye mi? Evet abi. Yayınladın sen. Meclis-i Nuraniye'de varsınız değil mi? İstersen şey vakıflara da atar mısın o Meclis-i Nuraniye'de yok mu? Siz yok musunuz? Herkes yok odada. Kim var? Herkes yok odada. Yok. Öyle mi? Kim var? Sen var mısın doktor Meclis-i Nuraniye'de? Var. Ha? BIP yok, WhatsApp yok. Ha, tamam WhatsApp bir şey yok. Vay be. O zaman yani keşke onlar vakıflara da girseydi bu şey ya. Ona göndermedik. Bir tane atsın bize abi ben onlara atarım. Bir tane atsana şey. Ben Mehmet atayım. Mehmet de ben sana atsın sen de vakıflara atar mısın? Bak unuttuk ya. Hemen atsın. Tamam ben şöyle bir kontrol edeyim. Neyse bu haliyle atayım da fazla. At. Hasan abi gruplara atmıştınız ama bu farklı bir şey mi? Kanun çalışması diye. Ha o şey, sırf kanun, evet o gruba attık, onu, evet, bu hani yarısı o, yarısı. Şimdi canlı yayını da, ben buradan şey yapayım ya, yapabilecek miyiz? Canlı yayını, burada vakıflar diye bir şey var, Darülen var, oraya canlı yayın adresini atabilir misin? Onu ben görüyorum ama. At onu, var mısın? At onu hemen. Ondan sonra at da ben de başlayayım, sakin olsun kafam. Onu at. Kanun bu şeyi de Osman'ın attığı, Osman nereye atıyor? Meclis-i Nurani'ye attım abi. Meclis-i Nurani'de var mısın Abdülbasit? Yok. Hemen Meclis-i Nurani'de Mehmet abi alır mısın bu adamı? Çünkü Meclis-i Nurani'nin yöneticisi değilim ben. Yani kimseye alamam, kimseye atamam. Atılar da attı abi, atıyorum. Abdülbasit varsa sen de hemen Meclis-i Nurani al. Hemen sen de oradan paylaş. Hadi bakalım. İbrahim'i al. Abdülbasit numara söylesene. Numara 0 bilmez ki. 541. 0541. 4 küçük bir mi resim? Tamam attım Hasan abi. 554. Vakıfları attın mı? Attım abi. Kanunu mu attın? Bir de canlı yayın şeyine ait adresini. Tamam da atayım. Hemen at. Ona ne gerek var abi? Burada da var zaten ne gerek var? Çünkü canlı yayında yoklar onlar. Çünkü Kırıkhan'da, Rize'de, şurada, burada. Onlara da mı gidecek? Onlar da girsin diye. Bunu da atma abi. Tamam. Attım, tamam. Okuyorum. Tamam mıyız abiler? Şunu bir al, karabalık olmasın. Şuraya koysan elinden düşmez değil mi? Tamam. Tamam abi. Of, kahve bambaşka ya. Kokusu bile canlandıracak şimdi bizi. Canlı yayında olanlar, siz de için kardeşim, bak hiç engel değil. Mehmet abi. Oruçlu onlar. Sözler 201.
Hazır mıyız abiler? Canlı yayındakiler geldi mi abi şey bilgi? Geldi abi. Tamam. Kadir-i Alim ve Sani-i Hakim kanuniyet şeklindeki adatının gösterdiği nizam ve intizamla ne anladık buradan? Sürekli tecelli edenmiş. Mesela kanunun özelliği şu. Kanun devamlı var olan. Gecesi, gündüzü, dünü, bugünü, yarını olmayan, soğuk, sıcak, karanlık olmayan. Yaşı yok yani. Kanunun yaşı yoktur. Allah kaç yaşındadır diye soran ateist, kanun kaç yaşındadır diye sormaz. Allah'ı kim yarattı diye soran ateist, kanunu kim yarattı sormaz. Her şeyi kanuna dayandırır ama kanun kanundur der. Sözler 393. Burada abi kanuniyeti söylediniz değil mi? Kanuniyetle kanun aynı şey mi? Kanun yok. Kanun şu. Yazılım asıl. Ama kanuniyet onun sürekliliği. Mesela burada Kadir-i Alim kanuniyet şeklindeki adatını gösterdiği nizam intizam i̇şte. Diyor. Kadir-i Alim nizama, Sani Hakim intizam gibi oluyor mesela. Ve de eşleşebilir. Evet, aynen. Onu yapmamış. Mesela kanuniyetin adat şeklindeki görünümü nizam intizamdır. Evet, aynen. Değil mi? Kadir-i Alim nizam, Sani Hakim intizam. Aynen. Yazılan... Yani kanuniyetin şeyi, görünüm şeklindeki tamam. İntizam ve nizam. Çok güzel. Evet. Onu yapmam lazım şimdi o zaman. Şimdi böyle... Tevaf etti değil mi Mehmet abi? Biz de konuşmuştuk geçen. Evet. Tamam. Çok doğru. Çok doğru. Kadir-i Alim Sani Hakim Alim nasıl çekiyor mu? A çekmiyor. İyi çekiyor. İyi çekiyor. Ona dikkat ediyorum. Kadir'in iyisi de çekiyor abi. Ha. Tamam. Bu şeye onu yazarım. Sani Hakim Osman abi buradan şey diyebilir miyiz? Evet. Adetullah'ın kanuniyet hali nizam ve intizamdır. Evet. Evet aynen öyle. Öyle çıkıyor abi doğru. Şimdi nereye koydum? Öyle gözüküyor abi. Kanuniyet olarak. Kanuniyet. Kainattaki kanuniyet. Bu güzel oldu. Kanuniyet. İntizam, Hakim, Alim, Kadir-i Alim de. Bak dört tane isim var. Kadir, Alim, Sani, Hakim. Tamam mıyız? Çok tuhaf. Değişmezliği abi siz genel değil değil mi? Değişmezlik. Ne? O yukarıda o metinde değişmezlik yazmışsınız ya. Ne yazdım? Anlamak şey cümlesi var ya bunun üstünde. Kadir Alim'in üstünde. Ha, Allah'ın koyduğu değişmez nizam. Yani değişmez nizam derken zaten bu benim lügat benim değil bu cümle. Lügat bu. Lügat tamam. Yani değişebiliyor kanunlar da. Mesela Allah kanuniyetini değiştiriyor. Ashab-ı Kehf'i mucizesiz 309 yıl uyutmuş. O namus işte. Kanun değil o. Kanun değişmiyor mu abi? Kanun değişmiyor. Ayı ikiye böldü abi. O kanun nasıl değişti abi? He? Ayı ikiye böldü abi. Bu da namus mı? O. Bu da mı namus? Ben dedim ya Allah var, yarattı, hilkat. Bu kanun. Ama hepsi namus. Ay, ayı bölüyor, bu kişi bölüyor. Namus. Hı. Ay namus. Hilkat içerisinde... Ama kanunu kullandı namus. Muamelat namus oluyor. Namus oluyor.
Mutlak ve muhitlikten has ve hususi. Ama kanun değişmez. Kanun şeydir, yazılım, sistemdir. O zaman namus. Mahluk olmak. Mahluk olmak değişir mi? Mahluk değişmez. Ama ben sen olabilirsin, sen de ben o. Bu değişir. Şey demek istiyor ben zannedersem Abdullah abi. Kanun, o kanun değişmiyor da, o kanunu kaldırıp başka bir kanunla yapıyor. Yani o kanunla yapıyor. Bu kanunun adı değişen, kaldır başka kanun, o namus işte. Yani bu şekilde. Kaldırıyor evet. O namusu kaldırıyor. Allah mahkum değil. Hani Allah var ya, ata namında diyor. Evet. Atasıyla yapıyor. Evet. Ata kazayı deriyor. Evet. Yani esmasının tecellisini ismi azamla kaldırıyor. Aynen. Gibi. Yani o kanun değişmiyor. Kanunu değiştirmiyor. Onu kaldırıyor, başka bir kanun cari. Efendim Mehmet? Hususi olursa namus oluyor. Namus oluyor. Ama bir kanunu başka bir kanuna kaldırır dediği zaman bil ki o namustu. Mesela zaten kişiye özel yapıyor bunu. Kişiye özel. Evet, kişiye özel yapıyor. Ayrıca ikiye bölmek Efendimiz'e has olmuş. Evet. Namus. Mesela şöyle diyeyim. İsm-i Azam kanundur, isimler namustur. Rabbul Alemin kanundur, Rabbim namustur gibi. Yani mesela birisi, bir hayvancık mesela sele kapılıyor. O kanunun aslında bir tarafa çarptı. Bu olması lazım. Olması lazım ve parçalaması lazım. Ama ata kanunu onu muhafaza ediyor. O kanunu kaldırdık, onu muhafaza edip götürüyor. Hasan abi size aldığınız yerin devamında şuzuzatıp kanuniye diyor. Sanki orada açıklıyor gibi bu söylediğiniz. Evet. Evet, evet, uzun ya. Uzun olduğu için evet doğru. O 201 sözler. Namus bulursan karşı tarafa etki mi yapıyorsun? Namus sende olan. Yani sende olan namuslu olursan karşı tarafa etki yapıyorsun. Evet. Etkili oluyorsun. Yani. Etkili. Sözler 393. Gidelim bakalım. Hareket harareti, hararet kuvveti, kuvvet cazibeyi zahiren tevlid eder gibi bir adet-i ilahiye, bir kanun-u rabbanidir. Burada da ortada çıkan cezbe var ya, cezbe, çekme. O nereden geliyor? Bir hareket harareti, hararet kuvveti, kuvvet cazibeyi adet-i ilahiye bir kanun-u rabbaniymiş. Rab var ya Rab, rububiyet. Allah'ın rububiyetinden geliyor bu. Rububiyetine bakar kanun. Evet, kanun rububiyetine bakıyor. Şöyle yazayım. Kanun rububiyetine bakar. Şurayı da daha net olsun kanun. O zaman namus da uluhiyete mi bakıyor? Evet, rububiyete bakıyor. O da aslında kanunun alt şeyi, uygulaması. Gene rububiyete bakacaktır ama mesela daha hususi başka bir. Mesela bir ilah var. Kulazı bir Rabbin naz, melikin naz, ilahin naz. Rab, rububiyet idaresi. İlahin naz, esmalar. Melikin naz, malik olduklarım esmalar. Malik, melik. Biraz gidelim. 408 sözler. Kur'an'ın dusturları, kanunları. Ezelden geldiğinden ebede gidecektir. Medeniyetin kanunları gibi ihtiyar olup ölüme mahkum değildir. Daima gençlik kuvvetlidir. Yani dimağla ne alakası var? Merkezde bu. Kanun ve namus. Bak çok acayiptir. Ben de mesela kanuniyeti, sureti, hakikati, mahiyeti çıkarmışım. Kanunun şey sureti, kanuniyeti hakkında çıkarmışım ama acil olur diye yazmıyorum. Şeyde de var Hasan abi. Kanunu ilahi de geçiyor külliyette. Kanunu ilahi. Var var. Burada var. Kanun-u rubiyet de var. Kanun-u ilahi de geçiyor. Efendim abi. Abi şey söyleyeceğim. Dersin başında hani CHP'den bahsettiniz ya. He. Sonra şeyi söylediniz. İnsanı en iyi belirleyen ilişkisi değil, çelişkisidir. He he. Yani çeliştiği kişilerdir, düşmanlarıdır, yani tarafgirliğidir, yani iltizamıdır, yani İslamiyettir. Yani dimağda o kanun iltizama bakıyor gibi. İltizam. İslamiyet ya, iltizam da İslamiyet ya. Kanun. Tabii kıblesinde
namusu koymak için de kıblesine de ahlak koymak gerekiyor. Ama piyasadaki ahlaktan değil tabii. Tabii. Hani fıtrat, irade, namus dediniz ya, has ve hususidir. Diğerleri iltizamdaki kanun, emir, hilkat. İslamiyete bakıyordu. Çok acık. Aferin ben. Maşallah. Çok ilginç. Gökhan. Bir de okuyayım. Çok hoş. İnsanın merkezine koyacak o kanun ve namus. Kanunlar ezelden geldiği için ebede gidecektir ve daimi gençtir ve daimi kuvvetlidir. Mesela kanunu tekemmüle tabi buradan şeyi çıkartmıştım. Kanunlar ezelden gelmesi demek ezeli mi demek? Evet, ezeli olmasın. Kanunu, bunun cevabını bilmek için kanunu bilmek lazım. Tamam, onu yani soralım. Yani ezelden yani geldi diye ezeli olur mu? Olmaması da lazım. Olmaz. Kanun, vücud ilmisi var ve mahluktur. Yani. Vücud alecisi yoktur. Mahluktur. Kanunlar mahluktur değil mi? Mahluktur ama vücud ilmidir. Vücud alecisi yoktur. Hani acele et dedim. Burada düsturla kanun farkını söyleyebilir misiniz abi? Yani şeydir. Düstur daimi o şekilde olması. Kanundan farkı? Kanunda şu. Öyle olacak diye bir şey. Ben şöyle misal vereyim. Şuradan vereyim, dur. Hayır. Şöyle olabilir mi Hasan? Göstereyim külliyatta. Söyle söyle, sen söyle. Düstur, kanunun üstü gibi geliyor bana. Heh. Yani mesela anayasa ilkeleri... Ya... Ben yerini söyleyeyim sana. Sözler 661. Tamam. Kanunu kerem, iyi şeyleri ikram eden, kafir mümin fark etmeden herkese eşit kanun. Namusu şefkat, rahim ismine bakar. Yani şefkat... Has ve hususidir. Mesela bunda şefkat yok. İnsanda var veya işte mi? Namusu şefkat, görüyor musun? Has ve hususi. Namus kullandı. Tamam. Dusturu rahmet. Rahmete dustur denmiş. Mesela uygulayayım. Yaratılış kanundur. Kanun-u keremdir. Allah yaratmış. Kafiri de şeytanı da yaratmış. Ama kendisine muhatap olan, iman edenlere namusu şefkattir. Rahim ismine bakıyor. Dusturu rahmet, Rahman ismine bakıyor ki kafir mümin fark etmeden adetini tekrar ediyor. Dustur. Daimi oluyor. Yani dustur zahirdir, namus içseldir. Kanun geneldir. 661 sözlerde buradayım. Altını okuyayım. Kanun-u kerem gayet hakimane ve kerimane. Yani hakim ve kerime bakıyor. Namus-u şefkat hakime ve kerime de. Ama birbirinin sadatına cevap vermek şeklinde oluyor. Yani kanun birbirine yardım oluyor. Namus ise birbirine cevap vermek oluyor. Dustur ise birbirini takviye etmek olarak oluyor. Külliyatta. Bir daha okuyayım. Kanun birbirine yardım etmek. Namus birbirinin sadai hacetine cevap vermek. Dustur birbirini takviye etmek. Bu sali. Düşünüş falan değil bu. Risale'de. Gayet hakimane kerem. Birbirine yardım etmek. Kanun, birbirine sadai hacetine cevap vermek, namus, birbirine takviye etmek, dustur. Küllet alamıştık da Abdullah, hepsini bilmiştik ya. Yani. Peki kanunun sureti dustur olabilir mi? Harika olur, evet. Kanuniyeti de namustur, desek. El merkezde. Biraz daha. Sanki düstur suret gibi duruyor. Bize ait yani. Yani bizim o kanunlardan istifade etmemiz lazım. Burada düsturumuz oluyor. Yani. Şimdi ben
gene başa geliyorum. Şey, beraber yazarız. Benim kafamda var. Kanunun mahiyeti, hakikati, kanuniyeti. Kanunun kanuniyeti var. Kanuniyetin sureti var böyle. Beraber yapacağız. Acele etmeyin belki. Zihninizi değiştirme olmasın. Devam ediyorum. 510 sözler. Nereye geçtin abi? Şimdi ya, aynı sayfadayım. Başına dedim de. Dedim. Başa geldim yani. Kanun. Başka yere gitti. Düsturu anlatmak için. Ben düsturu anlatmak için kaldım. Oraya gittim yani. Buraya gel Abdullah. Ezber. Ben gelemedim abi. Siz gelemedim. Ezber olmasın diye metinde okudum. Ezberi de kaldım abi. Kanun mahluktur ama kudret taalluk etmemiştir. Kudret taalluk etmediği her şey vücudu ilmidir. Vücud ilme kudret taalluk ederse vücud harici ve mahluk olur. Örnek veriyor üstad. Diyor ki kanunlara diyor kudret taalluk etmediği için vücudu hissi değillerdir. Ruh ise vücudu hissi, kudret taalluk ettiği için vücudu hissidir. Şuuru var. Kanunların şuuru yoktur, hissi yoktur. Vücudu ilimleridir. Kudret taalluk etmemiş. Ruh, ruha ise ruh tabi kanun emridir ama vücudu hissidir. Vücudu haricidir. Zihayattır, zişurdur. Kanunun vücudu harici sahibidir. Onun için ruh şuurludur. Ama kanunla ruh ikisi kardeştir. Ana merkez itibariyle kardeştir. Ruhla kanun kardeştir. O noktada... Ruhun da kudretin taalluk etmediği tarafı var. He? Ruhun kudretin taalluk etmediği bir tarafı var. Var tabii. Evet. Yani ruh... Hasan abi. Efendim. Abi, ruh görünme zemini olarak kanunu kullanmıyor mu? Bir parçasıdır. Yani görünmez tarafı itibariyle ruh... Kanun emridir, bir. Vücudu haricidir. Zihayattır, zişuurdur. Kanun... Şu önermem tutar mı? Kanun ve namus, biri zart, biri mazruhtur. Namus, kendisini kanun üzerinde ifade eder. Olur, olur, aynen. Ama kudret, alfabe bu, külliyatın alfabesi bu. Kudret taalluk etmediği her şey ilmi vücuttur. Evet. Kudret taalluk ettiği her şey mahluktur, vücut haricidir. Kanunla ruh iki olmuş yoldaş ve arkadaş, kardeş diyor. Peki ilmi vücutlar Adem'de midir yoksa çıkmış mıdır Adem'de? Hangi Adem? Tekvindeki Adem'de. Ha, bir Adem'i sırf var zaten yok. Yok Adem mutlak var. Tekvindeki Adem. Adem var. Adem, tekvindeki Adem ise... O ilme çıkmamıştır. Adem mutlaktır o. Adem-i sıf değil. Adem-i sıf zaten yok. Bir ilmidir. Adem zaten ilimdedir. O zaman sübut-i sıfattaki ilimdedir. Adem ilimdedir tabii. Yok yok şey. Kanun mu? Vücut, ilmi vücutlar. Ha ilmi vücutlar tabii sübut-i sıfattadır. İlmi vücutlar sübut-i sıfattadır. İlmidir çünkü ilimdir. Allah'a göre Adem-i sıf var mı? Adem'in sıfır zaten yok çünkü Allah var ya. Yani Allah'ın içinde Allahsızlık yok yani. Ha, tamam. Allah'ın içinde Allahsızlık yok. Allah'ta Allahsızlık yok yani. Ne dedi bu? Olsun der de düşünen bir kafa olduğu için düşünüyor düşüncesine. Yalnız kazan kaynıyor. Kaynıyor. Çok acayip ya. Bak bu adam bunu dedi. Bak bir şey değil mi? Müzik çalıyor. Dedim ya Rabbi Esma'da çalıyor. Esma ya. Yani Esma dairesinde. Çok garip ya. Yani ne bileyim hissiyatımı anlatamadım. Günah da orada oluyor. He? Günah da orada oluyor. Günah da orada. Ama bir şey var. Bizim için bir sistem oluşturmuş. Bu Esma'ma aynadarlık yapma demiş. Bu. Yapma demiş. Bu. Buna yap. Buna yapma. Arapçası, Kürtçesi, Türkçesi, her şey bu işte. Bu, bu böyle. Doğru. Sana dediğin işareti size de anlatıyor müzik olayını. Evet. Şimdi benim anlatmak istediğim başka bir şey. Allah var iken hiçbir şey yoktu ya. Haşa. Allah zamansız, zeminsiz, maddesiz, mukayesesiz, taklitsiz, lüminesiz, muacelesiz. Tövbe yani tefekkür için söylüyorum. Nereden hatırına geldi müzik ya?
Allah hoş bir şey. Hoş işte. Hoşuma gidiyor. Yani dayatıcı olmayan böyle bir Allah. Yani Allah'ın şekerim. İlk önce dedik beni kafir yapma. Ondan sonra tefekkürü küfür küfür değil. Hani müzik nasıl hatırına geldi? Biraz araladınız da dedim. Ya Rabbi yani nasıl hatırım? Yani o kadar hoşlanıyor ki Allah'tan ya. Tamam diyorum. Ama bak bunu çıkartma ama yapma. Tamam Allah'ım. Abi şimdi cennette Hazreti Adem'in yememesi gereken şey varsa, bulunuyorsa bizde de o altyapı var. Yani karıştırma, uğraşma, bulma diyor mu? O ki mutlak yemeyecekti, niye koydu oraya da onu diyor. Evet. O yeme dedi ama var. Orada niçin dedim, sonra merak ettim. Ya burada da bir imtihan değil midir? Abi teklif kanunca yapılmadı mı? O da imtihan yoktu. Çünkü cennet de kanunu tekemmüle tabi. Evet. Cennet de kanunu tekemmüle tabi. Cennet de canlıdır, akıllıdır, hissidir, şuurludur, terakki ediyor. Bir şey anlatacağım. Karım ne benim? Biz şimdiye kadar ki benim kafam cennette biz lezzet alacağız. Esma'ya şöyle şöyle mazar olacağız dedim. Oysa şu yoktu. Kanun bu kanuna çalışınca ortaya çıktı aleminde. Cennet dört tane. Hayatlıdır. Hissidir. Akıllıdır, ruhludur. Tamam? Şuurludur abi. Yani. Şu his dedik ya şuur. O. Akıllıdır, şuurludur ve şimdi cennette Esma'nın bütünselliği ya bütün her. Cennetin akıllı, ruhlu, şuurlu olduğunda kanunu tekamüle tabi olduğu için cennette de tekamül var. An ve an değişiyor. An ve an değişince benim karım ne? Zatının yani mekansız olan mekan o cennet. O da kanunu tekamüle sahip olmaktan gelen lezzeti mukaddesesi var. Onu bana yansıtıyor. Cennette aldığım lezzetin dışında bu. Ben cennetteyken aldığım lezzetin dışında cennetin lezzetini de verilecek. Ama bu herkese verilmeyecekmiş. Cennette iken cennetin lezzeti herkeste var. Ama cennetin kendisinin lezzeti kendi içsel karnında anne gibi karnında taşıyan çocuğa nasıl ki psikolojisi, ilmi, cehaleti, gadabı, hiddeti, merhameti çocuğu yapılandırıyorsa la teşbih ve la temsil biz de cennetin karnındayken bizi o besleyecek. Ha cennetten aldığım lezzet ayrı. Mazar olduğum Esma o ayrı diyorum. An ve an değişecek. Esma'nın nihayetsiz tecellisine mazar olacağız. Ama bir anlatayım. Cennetin kendisi komple beni de içine katarak cennet devamlı kanunu tekemmüle tabi kendisi de. Şöyle mi abi? İnsan-ı Ekber de denilebilir mi? He? İnsan-ı Ekber. Yani İnsan-ı Ekber daha büyük yerde. Ben bir elma yiyorum. Elmadan bir lezzet alıyorum. Elma da elmanın kendisi de o yenmekten bir lezzet alıyor. Ben bunu da hissediyorum. Gibi. Bu kendinde ama bu. Cennet İnsan-ı Ekber'de değil mi abi? Ekber'dedir. Tamam. Cennet İnsan-ı Ekber'dedir ama cennet İnsan-ı Ekber değildir. İnsan-ı Ekber büyüktür. İşte kainat ya. Şeceri hilkat. Şey diyor demek istiyor. Şimdi o söylediği latif bir şey büyük insana ait bir şeydir. Evet. O büyük insan mı acaba bize hissettiriyor? Ha. Yok. Öyle mi demek istiyor? Yok yok. Yok. Cennetin kendisi kanunu tekemmüle tabi. Peki Allah da Allah değil mi? Allah. Lezzet mukaddesesi var mı? Var. Bende ne var? Lezzet var. Tamam bak şimdi. Allah benim lezzetimden lezzet alınca Allah lezzet mukaddesi oluyor. Bak şimdi. Şimdi Allah'ta lezzet mukaddesi varsa cennette de lezzet mukaddesi var. Kendi zatına. Çünkü cennet gireni tanır, bilir, hoşamedi eder, geleni hoş karşılar, tanır, bilir. Bunun tersi olan cehennem, cehennem de canlıdır, hissidir, şuurludur, akıllıdır. Gireni bilir, bu hissine, yok dokunmaz cehennem, bu hissine de dokunmaz, hakperestlikti bu. Bu hissine de dokunmaz, buna bu kadar. İşte bunun adı cehennemde hususi cennet. Cehennem ona hangisine ne kadar ceza verileceğini bilir. Ateş gibi attın,
Gözüm de yandı, ayağım da yandı, böbreğim de yandı, kaşım da yandı, saçım da yandı. Küllüm, külümen aleyha falan. Ateş ne yapar? Seçmez beni. Bu ayağıdır. Bu arama baktı, gözünü yakayım. Elinde, elimin ne suçu var? Niye elimi yakıyor ateş? Ben harama gözle baktım. Duygu da öyle. Cehennem bunu seçer. Bu eliyle suçu yok. Elini bırak. Buna bu kadar. Onun için cehennem de hayatlıdır İbrahim. Gir içeriye. Şuurludur İbrahim. Akıllıdır ve ruhludur. His, şuurlu yani his. His sahibidir. Komple cennetin ve cehennemin de lezzeti vardır. Sonra baktım. Cehennem nereden korkuyor? Üstad bunu sari söylüyor. Cehennem de korkuyor. Nasıl hissi varsa onda korkusu var. Nedir o? Cehennemin cehennemi Adem'dir. Cehennem de hizmet eden değil midir? Hizmet evet eden. Edendir. Peki niye lezzet-i mukaddesi olsun? Şimdi lezzet-i mukaddesi Allah'a ait mukaddes ama yani cennetin de lezzeti var bizim dışımızda diye kastettim. Lezzet-i mukaddesi son kelimeyi ne beşere ne mahluka eklenmez. Şefkat var. Şefkat-i mukaddesi Allah'ta. Cennette lezzet var ama yani cennetin içerisinde olanların cinsinden değil. Onu kastettim. Cennetin de kendisine has. Cennet komple sistem. Kendisine has ve mahsus. Lezzeti mukaddesesi var diyorum ama lezzet yani de. Mukaddes deyince Allah'a götüreceğiz de. Lezzeti var. Kendisine o kadar diyelim. He. Lezzeti var. Mukaddesini yapmayalım. He. Doğru. Fakat ne kârım var benim burada? Mesela cennette an ve an ben değişiyor. Nihayetsiz esma bir an bir ana benzemiyor. Bu cennetin içinde olan benim halim. Artık akıl hayal almıyor. Artı cennetin kendisinde olan lezzetini ekbağına, yavrusuna, karnındaki evladına kendi hissesini hissettiriyor. O ayrı. Sen cennete... Peki kimdir diye soru sordum bu. Cennete her girende var mı? Hayır. Cennete her girende lezzet vardır. Cennetin keyiflerini yapacaktır, yapacaktır, edecektir. Rabbi kadar. Rabbul alemiyle alakadar olana cennetin kendi lezzeti de verilecek. Şey gibi var ya, abi hani o misal var deniyor. Bir yemek yiyenin aldığı lezzet var o ziyafette. Evet. Bir de o yemek ziyafetini bir kademe artırırsak burada, hani bozona benzedi. O organizasyonu yapan kişilerin yani bütün o aşçı başı gemi ustad diyor aç evet. Fakir evet, muhtaç olanları doldurmuş yedirmekten lezzet alıyor. Ama bu adam aynı zamanda kamerada yani kaptan köşkünde kendisi de lezzet alıyor. Ama lezzet alırken milletin lezzetinden de lezzet alıyor. Araya şey koyulursa belki abi, mesela bir aşçı başı ya da o işi alttaki arada bir kademe olursa mesela bir yemek yiyen var. Yemeklerle organizasyonu yapan aradaki kademedekinin aldığı lezzet var. Bir de bunların sahibi, bütün şeyin sahibinin aldığı evet. Lezzet var. Çok kat kat. Abi. Cennet diyorsun. Gibi ha, cennet biraz daha oraya. Efendim. Esma seviyesi gibi. Abi bismillah. Yani lezzet ayrı, cennette yemek yapıyor. Herkes hissesine göre, hakikine göre muamele görecek dediniz ya. Cennetin olması, kanun, cennetin içinde herkes namusuna ve fıtratına göre muamele görmesi de namus. Namusu işaret ediyor gibi. Evet ama... Bu tamam kanun namusu öyle de cennetin kanunu tekemmüle tabi olması bilgisi. O nereden intikal ettiniz oraya? Kainattaki her şey kanunu tekemmüle tabidir diyor. Öyle mi? Evet 29 sene. Kanun gelecek. Tekamül var ama terakki yok. Öyle mi? Terakki yok. Terakki alem-i şehadette. Alem-i şehadetle oluyor. Yani mesela şöyle düşünüyordum. Cennet imtihan var mı? Yok. Yok. Ama imtihan oldu. Yeme dedi. Bunu yapma. Cennette yapma var mı? O ki yemeyecekti. Orada niye vardı o? Kanun-u tekemmül tabi olan Darul Selam'da var. Darul Selam şöyle diyeyim. Tövbe estağfurullah. Bir kum saati düşünün. Belince ya. Yukarısı geniş, aşağısı geniş. Cennetin 8 tabakası var. 7'si cennettir. Bir tanesi göbeği. Kum saatin gibi. Ortasında bir tanesi Darüsselam, Ustad işaret edeceğiz de diyor ki bir anda ben şimdi cennete gitsem, bir anda işte çocuk şeklinde büyümesem, bir anda bu şekilde benim gözüm açılsa anne karnından güneş görsem kafayı yerim.
Hiç böyle 3 yaşında çocuğu çıkartmışlar, yağmurdan korkmuş oldu, patlamış. Gölgesine kaçan çocuk var. Şimdi bu haletimle ben cennete gitsem kaldıramaz. İdrak-ı mal bu küçük şeye sikle akla gerekmez. Zira şu terazi bu kadar sikleti çekmez. Duman olur. Adetullah çalışıyor orada da. Şimdi cennete gidecek dünyadan giden insanları erik, kiraz, aynı işaret-i cihazda diyor ki dünyadakine benzer. İsmi de aynı. Ama tadı benzemez. Niçin diyor? İsmi ile cismi benzemesi ülfeti. Lezzeti benzememesi ünsiyeti getirir. Sonra orada alışıldıktan sonra yani bu adeta tövbe yani 8 tabak ama ortasından göbek bir darüsselam dünyaya yakın. Dünya ile cennet arasında bir berzah gibi. İşte orada zaten şeytan o şeyi verebilmiş. Girememiş. Kalbin içerisine melek bile giremez. Nazargâh ilahidir ama ona yakın olan lümme-i şeytaniyeden sinyal gönderiyor. Vesvese veriyor bize. Lümme-i şeytani mahallidir şeytanın. Kalbe yakındır. Ama kalbin içinde değil. Oraya attığı gibi Darul Selam'a da diğer cennetin tabakalarına değil Darul Selam'a atıyor. Adem Aleyhisselam Darul Selam'daydı. Öteki taraflarda değildi. Öteki taraflar ona cennet olacak. Geldiği yere gitmiyor Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam Darul Selam'dan alemi şehadete sonra cennetin diğer 7 tabakasına onun da cenneti oluyor. Hasan abi karnında deyince hadiste de diyor ki iyi ahlaklı diyor cennetin en ortasına gidecek. Yunus abinin o 24. sözde diyor diye yönetmen tarafında oturan istifade eden var, istifade edilen zatlar var. Demek o yönetmen dediği esma ortada dediğiniz esma. Yani böyle adeta tövbe ona geldik de biraz orada şey oldu. Kanunu tekimine tabi olunca Rabbi Rabbul Alemine şey oluyor yani. O da işliyor gördüm yani. Artık. Bir ana benzemeyecek demiyor mu abi? Evet. O cennetin içinde olan. Evet. Bu ondan bahsetmiyoruz. Ne konuşuyorsak hep cennet altında. Bütün bilgileriniz var ya nurculuk bu saate kadar. Bütün bilgiler cennette olan insana ait olsun. Bu değil benim anlatıyorum. Yani anlamadım. Şey de denebilir. Bir anın bir ana benzememesi tekamülün ifade şeklidir. Ha o bize gene. Ama yok cennet de bir an, kendisi de bir an. Kendisi de ama o kanunu tekemül onun da kendisini anı ana benzemiyor. Kanun tekemül bunu iktiza ediyor. Tamam o da biz de onu yaşamayacak mıyız? O bize seviyemize göre verecek onu. Evladına. Yaşatacak. Ama kim diye sordum. Zaten. Kim diye sordum onu ki kendi kitabına sordum. Mesela cennete her giren Rabbini görecek vesaire görecek. Evet. Ama biraz sıkılacak şimdi sonra. Rabbul Alemini Rabbul Alemini de mulakki olacak diyor. Görecek demiyor. Cuma günü bizim göreceğimiz kimdir? Rabbino. Senin Rabbino. Şöyle diyeyim. Fusus iken de hadis-i kutsi zikrediyor ya Muhyiddin Arabi. Dur soru almayacağım. Dur. Fusus hikeminde Muhyiddin Arabi diyor ki Lubbu Lubb'da şöyle diyor. Cennette Allah Rabbul Alemin olarak tecelli eder. Cennet ehline ben sizin Rabbinizim der. Rabbinizim. Sizin senden Rabbimize sığınırız derler. Kabul etmezler ya. Edemezler. Sonra limiti indiriyor Mehmet çevre. Ben sizin Rabbul Aleminim diyor. Cennet ehli senden Rabbimize sığınırız. İyi dinleyin kim görecek? Kim Rabbul Alemine görecek? Diyor ki o zaman Rabbul Alemin diyor. Rableriyle olana. Rableriyle olanlara Rabbul Alemin diyor. Diyor ki size Rab ve Rabbul Alemin yani size bunlardan bahseden dünyada alimleriniz size bunları anlatanınız yok muydu? Gidin ona sorun. Rabbiniz de Rabbul Alemin. Gidip öğrenirler, gelirler ve derler ki onlardan evet ya Rabbena Rabbimiz. Orada da bu Rabbul Alemin Rab tecellisi var. Lubulup'ta söyler hadisi kutsine. Şunu diyecek, Rabbul Alemin tecelli eder, kabul edemez insan. Rabbi kabul edemiyor, Rabbi. Oluşturduğu Rab. Fakat
Sonra bunu burada aralıyor. Rabbul Alemin'e aralayan, mulakki olacak o alimler ki Rab'le Rabbul Alemin'i fark ettirmiş. Gidin ona sorun diyor alimlerinize. Sorun diyor. O söyleyince cennet ehli tamam der. Rabbul Alemin öyle işte. Tamam, Rabbul Alemin. Cennet. Efendim buyurun. Hasan abi ben iki şey söyleyeceğim de. Biri cehennemle ilgili hani bir ayet var ya. Tekâdü temeyyezü minel gâiz diye. Öfkesinden çatlayacak hale gelir diye. Yani neye öfkeleniyorsa o bakımdan azabı farklı olacak. Hani siz canlıdır diyorsunuz ya. Ona destek olarak onu söyledim. Çok doğru. Cennet içinde cennetin 7 tabakası var diyoruz ya abi. 8. Bunun 8. Bunun bir manası da şu olabilir abi. Hani cennetin cennet olduğunu bilmesi ve lezzet almasından oluşan haletlerin isimleri olabilir bu 8 tabakası. Cennet cennet olduğunu bilir tabii. Şöyle diyordum ya, hatırlar mısınız? Allah Allah olduğunu biliyor mu? Allah Allah olduğunu bilmekten ve Allah'a mahsus olan lezzet-i mukaddesesi bu işte. Allah Allah olduğunu, ben şöyle düşünüyorum. Bu çıtayı çok peygamber olduğunu biliyor mu? Biliyor. Bütün kainatın fabrikalarını gezdi mi Miraç'ta? Bütün her şey kendi nurunda yaratıldığını bilen zat. Ben bütün kainatın nuruyum. Bu bilmekten hasıl olan lezzetini ve ona mahsus olan lezzeti. Hiç kimse de olmayacak bu. Yani peygamber olamayacağımız için bu lezzet yok bizde. Bak bütün bir peygamber dışında bütün kainatın nuru benim. Artı bütün kainatın nuru benim. Artı ben peygamberim demekten, şuurundan, bilincinden, haletinden oluşan lezzetini düşün ki bu lezzet ona mahsus. Biz bilemeyiz peygamber. Ancak peygamber olmak lazım. Bunu bilemez. Şimdi bu lezzeti mukaddesesini düşün. Mukaddes diyorum bizim lezzetimizden dışında olduğu için. Yani Allah Allah olduğunu bilmekten hasıl olan ve Allah'a mahsus olan lezzeti mukaddesesini düşün. Şimdi peygamber olduğunu bilmekten ve peygambere mahsus olan bir lezzetini düşün. Cennet, cennet olduğunu biliyor. Tanıyor. Seni karşılıyor. Nasıl bir şeyse, canlı ruhludur. Hasan. Tamam, sen bitir. Ve cennetin cennete mahsus lezzeti mukaddesesi, içindeki lezzet olsa ve ona mahsus olan ve onun da kimse tadamayacağı lezzeti mukaddesesi düşün. O tattığını veriyor ama verdiği o değil. Abi kainattan olsa her şeyi evet. Hayattan mı yaptı abi? Cenneti de cennet. Her şeyi yarattı. Her şey hayattan yaptı. Her şeyi yarattı, yarattı. Peki bu kainatın hayatının hayatı neydi abi? Hayatın hayatı imandır. Bir de bunca cidden baksak. Evet, imanı verdi ama iman haşa Allah değil. Allah'ın nurudur. İman değil, ben onu kastetmedim. Yani hayatın hayatı imandır. Yani lezzetin lezzeti herhalde cennetin cenneti, yani imanı anlatmaya çalışıyorum. İmanın içeriği ne esmadır, dört tane ya, ne esmadır iman, ne sıfattır. Gir içe, aşağıdan yukarı gidiyorum. Ne esmadır, ne sıfattır, ne şuhunattır. İmanın kendisi mahiyeti zatiyedendir. İçerisini bilmiyoruz imanın. İmanın suretini biliyoruz. Kanuniyetini biliyoruz. Sureti nedir? Eylemdir. Helal haram. Kanuniyeti bendeki hal. Hakikati perdesiz Esma-i İlahiyenin bütünselliğidir. İmanın hakikati. İmanın mahiyeti ise Allah'tadır bilmiyoruz. Yani imanın kanuniyeti mahluktur. Fiili de mahluktur. Ama mahiyeti zattadır. İçerisini bilmiyoruz. Ama onun işte içerisinin bir mertebesini ben biraz biliyorum. Dedim ya, konuştuğumuz için. Sırrı insani işte. İmanın içeriğinin bir tane bir şeysi. Bendeki oyla ondaki ben. Ben
Ben olan ben, ene. Mahluk olmayan ben. Ben de o taayyün ediyor. Ben de o var. Bendeki oya sırrı insani. Ondaki ben. Sarih ifade var da bir imanın hakikati ilimmiş. Evet. Esma-ıyla. Yani ilim, ilim şu. Hakikati Esma-ıyla ya. Yani bu hakaik eşyayı sabit et Esma ilim bu. İlimle olur. Yani ruhu bu. Çerçevesi bu. Bunlar Esma'nın bütünselliğini getiren nedir? İlimdir. Çünkü ilim sıfattır. Dışa vuruşuz Esma'dır. Hakikati bu. Nedir o? Alim yani. Evet. Ama mahiyet, her şey mahiyeti ondadır. Bilmiyoruz. İşte nereden geldi? Tamam. Hadi bakayım. Ben bir şey sorayım. Sor. Muhittin abi dediniz ya. Hani şey anlattınız. Rabbul Alemin ilk baş tecelli eder. Rabbul Alemin tecelli eder. Sonra Rablerine tecelli eder ama. Ondan sonra sığınırlar. Sonra alimlerini öğrenince Rableriyle Rabbul Alemin bir olur. Yani bir olur derken tekrar Rabbul Alemin'i mi ilk tecelli halini görecekler mi mesela? Gün yandık, az kaldı, kaçırdık olacaktı değil mi İbrahim? Ben de diyecektim, biz tamam şu an mesela bir nefes... Bunu istiyor musun İbrahim? Evet abi. Müjdeler olsun. Sen istediğine göre, isteyene verilecektir. Niçin verilecektir? Eğer verilmeyecekse, sana isteme verilmeyecekti. İsteme verilmişse, sana verilecektir. Kime verilecektir? Verilene verilecektir. Kim o? İsteyen. Her isteyenim hayır. Ama her verilen de isteyendir. İsa Aleyhisselam'ın ayetinde. İstemiş misin? İsteyene verilecektir. Kim o? İstemek demek, Allah ben sana vereceğim demekmiş. Mesela nasıl ki imanın tapusu olur mu? Var. Garanti altına alıyor Allah. Ben senin imanına kefilim diyor ayette. Diyor ki Allah mescitlerin evlerini yapan ancak bana iman edenlerdir. Tamam? Medreseler, cami yapan. Ha, Allah'a iman edenler. İman etmese yapamaz. Etmişse Allah taahhüt altına almış. Bunun gibi yani. Abi Darüsselam cennetin 8. tabakası mı? 7 ile 8'in arası mı? 1. ya. 1. 1. Darüsselam. Selam. 200. Öyle biliyorum. Dediniz ya şimdi kum saati gibi ha. 7'den sonra. Ha yok Darüsselam birinci değil. Orta. Birinci derken bizden buradan oraya birinci. Ama Darüsselam böyle sıra kat kat değil de sanki kum saatinin iki ayrılıyor ya böyle. Makam değil de böyle. Şöyle Honigi deniliyor. Usta diyor ya Honigi. Çizebilir misin? Ha? Şöyle. Bize lazım olacak o yüzden. Sanki biz şeyi öyle anladık abi. O kum saatinin bir tarafı dünya, bir tarafı cennet gibi değil mi abi? Dur bakalım neyi kastetmiş aslında abi? Yani ben öyle biliyorum ama. Nasıl abi dedin? Kum saatinin bir tarafı dünya, bir tarafı cennet. O ince boru da Darüsselam. Ben öyle biliyorum ama. Dur bakalım nasıl abi? Şimdi bunu çevireceğiz bak. Bu güneş vuruyor diyor ustadın dediği. Tamam. Cennetin tabakaları böyleymiş. Hani yuvarlak şey keskin yok da onu şey yapayım. Öyle demiyor mu? Bu ne yürü yani? Her tabaka güneşten ışık alıyor. Ne etti? 1, 2, 3, 4. Ne yaptı? Bir tane mi çizeyim? Altı oldu abi. Yer üstü çizin abi. Oldu mu? Tamam. Hepsi ışık aldı mı? Böyle diyor. Bunu kim oluşturuyor? Mehmet kardeş biraz şey yaptı, araladı. Çok acayip oldu. Paralet mi yaptı? He? Paralet mi yaptı? Yani çok ilginç bir şey yaptı bunu. Bunu, bu tabakaları neye nispet edilir? Çevir bunu. Dünya. Şurası dünya. Öteki tarafı. Kum saati. Şunu çevir. Bunu oluşturan burası. Yani bu üçgenin bir tamamlayıcısı yok mu? Bunu diyor.
Evet. Ha şimdi bu o zaman bu giriş Darüsselam. Selam. Niye Darüsselam? Ülfet lezzeti olsun diye. Yoksa çıldırır insan. Yani kaldıramaz ki bir anda bu potansiyelle cennete gitse ne olur? Bir anda mekansızsın, her yerdesin. Bu kafayla durum iyi değil yani. O zaman kapıda mı diyor abi? Selamun kavlen min Rabbi Rahim. Rabbi Rahim. Yani cennetin kapısı yani. Selamun evet. Kavlen min Rabbi Rahim. Evet, öyle yazıyor ya. Allah'ın selamı. Yani bu kendisi zatı bakımından Mehmet kardeş. Yani Mehmet kardeş bunu söyledi. Bu Şems-i Ezeli. Her makama vuruyor Şems-i Ezeli. Ama bunu oluşturan budur işte burası. Burası. Burası da alemi şehadet. Bu da onun ama oluşturuyor böyle dünyanın kesifin değil. Mesela nasıl oluşturuyor? Şu anda Latifoğlu acayip bakıyor şöyle. Neler oluyor içinde? Burada oluyor işte. Burada olurken burada oluyor, kum oluyor. Ve aynı zamanda saat geçiyor. Kumun bitiyor, burada oluyorsun. Bir yere gittin değil. Kumun bitti, buradasın. Ya. Kum bitti, buradasın. Yok olmadı. Kumların geçti öteydi. Her bir kum tanesi de andır. Anları toplarsan zaman olur. Anlar zaman olur. Burada kumlar vardı, buraya geçtin. Ne oldu? Bunun adı da ölüm demişler. Kum bitti ya. Buradaki kum bitti. Ortadan yok olmadı ya. Ama burada bir geçmen gerekiyor. Ülfet olsun diye. Yoksa şimdi ben bir yerde bir anda her yerde olduğumu düşün şimdi. Bir peygamberin yüzünü gördüğümüz zaman rüyada vesaire. Ulan ayağımız yere basmıyor. Biz seni meczup gibi dolaşıyoruz. Bir de Allah gördüğünü düşün mesela. Girer girmez Allah görsen nasıl olacak? Trafo patlar mı? Dolunmaz. Ondan sonra bir tanesi ne dedi biliyor musun Mehmet kardeş? Ankara'dan. Bu kardeşi ya kardeş de çok acele ediyor diyor. Orada göreceğimiz burayı görmeye çalışıyor diyor. Acele ediyor diyor. Benim için dedi ya. Acele ediyor diyor çok. Vakit az deseydin. Hasan abiciğim bir şey sormak isterim. Hasan abiciğim üç şey söyleyeceğim. Biri matematik. İkincisi iman. Bir dakika birincisi. Bir dakika birincisi. Matematik. Yani çok kısa olsun be. Gafur. Efendim? Bir şey mi soracağım bir şey mi koyacaksın içine? Ha. Bir matematik, iki iman, üç şunat. Bunlar kanun mudur abi? Şöyle diyeyim. Bütün sayısal, bütün fenler, bütün her şey matematiğe kurulmuş ama matematiğin vücudu yoktur. Vücut ilmisi vardır, vücut alicisi yoktur. Onun için kanundur. Mesela Big Bang der ki, kainatın patlaması sıfır zaman, sıfır hacim, sıfır gün. Sıfır diyor. Sıfır denebilmesi için eksi de var. Yani orada bile matematik var. Sıfır dedi ya. O zaman kanundur. Matematik kanundur. Her bir fen namus diyebilirsin. İkincisi neydi? İman. İman, iman kanun değil. Şunat dedim. İman şunat da değil. İmanın zat mahiyeti zatiyedendir. İmanı sorduysa. Yok şuunat kanun mu? Şuunat tabii şefkat-ı mukaddesi genel umumidir. Tabii dur alemimize biraz da gidelim ya. Abi kanun ebede bakan yönüdür. Ebedin olması için kanunun var olması lazım. Ama bir ezeliyet vardır. Ezel kanuna bakmaz diye. Namustur ebed. Yani mutlaklığın muayenleştiği miktardır ebed. Namus. Mesela hatırlar mısınız böyle bir şey çizmiştik. Evet şöyle. Evet kanun ezeliyettendir. Ezeli değildir ama ezeliyettendir. Yani. Evet. Mesela şöyle var ya böyle. Tarafına bakmaz. Böyle evet, bir doğrultu. Yani. Şimdi kalp mesela atıyor böyle atıyor ya böyle. Gidiyor. Bu komplesi ezeldir.
Sende muayyenleşen şurası ebeddir. Yani muayyenleşen, mutlaklıkta muayyenleşen. Evet. Tamam mı? Kanuna benziyor ezel. Ezelden geldiği için diyor kanunlar. Tabii, tabii. Ebede gidecektir. Yani tabii. Anlam kazanacak, sende muayyenleşecek. Namus, kanunun muayyenleştiği şeydir seninkisi. Yani kanun namuslaşıyor aslında. Hep. Evet. Bütün kanunlar namuslaşıyor. Ne devamlı namuslaşıyor. Evet. Zaten namusuma laf söylettirmem buradan geliyor. Yani ezelden ebede gidiyor sisteminin tezahür şekli gibi yani. Evet. Mesela şurası evet diyelim. Şu komple ezel. Bunlar ne kadar da kadar. Saniye almadı 10 saniye ama en az 10 sene ulaştık hep beraber. Yani mutlaklık, ezel, onun içerisinde herhangi ezel bir yerden başlayıp sonu öteki taraf ebedi değil bu. Yani ebed ezelin içindedir. Ezel neydi diyor Kader Risalesi'nde? Yuvarlak bir ayna diyor, köşeli demiyor. Ezel ebedi de içine alan, mazi mustakbeli bak, mazi mustakbeli de içine alan bir aynadır diyor. Ebed nedir peki? Bu mutlaklık içindeki muayyenleşmemiz. O zaman ne denir? Ezele kanun denirse ki kanun ezelden geliyor. Ebede gidecek o kanun. Yani namusa dönüşüyor. Dönüştürdüklerimiz namusumuz oluyor. Biz namus sahibiyiz. O zaman ölümle ebede dönüşüyor. Ebede dönüşüyorsun. Ebed dönüşme sürecin bitiyor demektir. Zaten şu anda da dönüşüyorsun. Hasan abi. Ebed kanun ama namus değil. Namus olan beka. Sözden 510. İşte. Bir tane de okuyayım. Şey de söylesek abi, düstur mevzusunu geçiyoruz da. Düstur da şöyle, ben yani bir yer konuşurken hemen arama yapayım dedim düstur kanunla ilgili. Düstur diyor ki külli düsturlar kanunu umumi diyor. Aynı satırda düstur külli. Düstur külli. Kanunu umumi diyor. Yani bir dakika, düsturi külli kanunu umumi diyor. Birkaç yerde geçiyor bu. Külli'nin ismi çekiyor nokta mı? İli, takkeli. Yani şurada da şu geçiyor böyle ilginç. Şualarda hani böyle net gibi geldi. Şöyle hemen açarak okuyayım. Sultan-ı kainatın kumandası altındaki zerreler onun kaderi ve ilmi düsturlarıyla ve müstevli kudretinin kanunlarıyla. Yani kader ve ilmi düstur, müstevli kudretinin kanunları ve temas ettikleri sahil mevcudat, o sultanın kuvveti ve kanunu memurları müteselatçı olarak o zerreler sevk olup gelirler diyor. Yani ilmi ve kaderi kısmı düstur olarak ifade etmiş usta, kudretinin kanunları. İlmi, evet. Yani az önce söylediğim, yani külli olan taraf düstursa, yani mesela hani bu hukuk şeyinde de anayasada düsturlar vardır. Yani işte her insanın yaşama hakkı vardır, barınma hakkı vardır gibi mesela. Bu herkese kabul edilmiştir. Bu tartışılmaz yani bir vesaire gibi. Düsturdur. O düsturun uygulanış şekillerini belirleyen kanunlar vardır. O düstura ait bir sürü kanunlar da olabilir. Onu şekillendiren, detaylandıran gibi. Sanki külliye bakan şey düstur gibi üst şeyi. Kanun onun kudret çerçevesi, uygulama tarafı gibi. İlmi düstur, kudretin kanunu gibi. Yani ben kanun ve namus okudum, düstur okumadım. Hı. Ben ona bu hafta bakayım demek o zaman. Yani o da çünkü düstur. Ben çünkü kanun okudum. Siz hatta laika tarafında o düstur vardı. Ne vardı? Birkaç esasattır, zaruriyattır, mukemmattır, musallemattır. Düstur yok muydu onun içinde? Var tabi var. O içerisi o. Düsturu orada da bir... Ha esasat ve düstur. Sanki orada bir atışın da aklıma geldi. Yani evet evet. Geldi. Mesela bir bakayım bu esasatını... Hizmet düsturları var. Var mı hizmet düsturunu bir verseniz bana. Ha burada. Orada bir ders yapmıştınız ben hatırlıyorum. Evet evet. Yani. Tamam evet. İşte şu ihlas şeydir ama bu üstad... Evet evet doğru. Bazısında da ikisini de demiş. Siz tamam. Orada onu güzel bir tasdif yapmıştınız. Doğru. Dur bakayım onu yapayım bakayım. İşte hangisi üstteydi ya? Orada böyle güzeldi o sıra. Ben not aldığımı hatırlıyorum ama. Evet hangisi üstteydi? Dur bakayım. Üstü biraz düşünmüş.
Bakayım. O Esasat-ı Nuriye var mı? Onda var. O kitapta bakayım. Ha dostu. Çünkü orada çok ayırmış. Uhuvvet dosturmuş. Ama onu bana ver. İbrahim ver. Bak. Rüşt abi daha şey yapmış. Oradan da çıkar. Ha, mesela ciddiyet vakar esastır. İman kurtarmak hizmeti esastır. İktisat dusturdur. İstina dusturdur. Siyasetten uzak durmak dustur ve esastır. Müsbet hareket etmek esastır. Ben burada dusturla esası ders yapmışız galiba. Yaptınız abi, ben dinledim. Güzel bir ders tabii. Hmm. Yani öyle ben hiç bakmamıştım mevzuya. Yani evet. O zaman ben bir daha bakayım. Kelimelerin karşılığı değişiyor o zaman. Yani sıralamasını evet. Yaptığınızda işte mesela bak. Esas diyoruz. Hepsini aynı potaya koyuyoruz. Olmaz işte. Rekabeti terk etmek dusturdur. Hubbuca terk etmek esastır. Allah Allah. Belki Hasan abi bu düsturla şu anki esas eşlemesi Allahu alem. Düstur ve şu okuduğumuzda kanun eşlemesiyle evet. Ya da namus eşlemesiyle de eşleşebilir. Yani laika tarafına bakan tarafta mesela esas diye olan şey belki orada kanun olacak veyahut da bilmiyorum ya da o da şey olacak. Belki eşleşebilir yani. Allah çünkü Allah. Aynı sistematik. İhlası merak ettim de. İhlas ben zannettim ki sif esasmış. Hem dusturmuş hem esasmış. Öyle anlamadım. Şöyle diyor. İhlas dusturu ve esası. 9 tane esas var İhlas'ta. 4 tane de dusturu var galiba. Yani esas biraz daha merkezde, dustur uygulanmış şekli. Çünkü İhlas'ın içerisinde dusturlar saymıyor mu? 4 tane. İkinci dusturunuz diyor. Üçüncü dusturunuz. Yani peki esası ne diyor? Çok ilginçtir. Esası şöyle diyor. 9 tane esas, en büyük kuvvet, en büyük nokta istinat, en büyük nokta istimdat, eylemdeki hali dustur diyor. Yani tefekkür düşünürken... Düstur kazanılan esas terk edilemez değil mi? Okuyun bak. Düstur kazanılan... Ey ahiret kardeşlerim ve hizmeti kolende arkadaşlarım biliniz ve biliniz, bilirsiniz biliniz. Bu dünyada hususan uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en büyük kuvvet, en büyük bir kuvvet, en makbul şefaatçi, en metin bir nokta istinat, en kısa bir tarik-i hakikat, en makbul bir duayı manevi, en kerametli bir vesile-i makasit, en yüksek bir hasret olan, en safi bir rubeli, 9 tane bu. En büyük bak şefaatçi, en nokta istinat, uygulamasına geç. Bir üçüncü dusturunuz, ikinci dusturunuz, birinci dusturunuz. Amelinizde rıza-i ilahi olmalı. Dustur. İçsel yapı. Böyle hissedin. Peki esas ne dedi burada? Esas bu dünyada hususan en mühim bir esas. En büyük bir kuvvet. En makbul şefaatçi. En metin bir nokta istinat. En kısa bir tarik-i hakikat. En makbul bir duay manevi. Bunlar esas. Dustur ise amelinizde rıza ile olmalı. Bütün kuvvetinizi ihlasla vakla bilmelisiniz. Bize bakıyor. Eylemdeki hal. Dustur. Galiba. Şey dedi abi mesela kainatı diyor hani demin dediğiniz mevzu vardı cennetteki dediğiniz şey. Kainatı diyor kanunu tegayyür ve tahavvül ve düsturu terakki ve tekamüle tabi kılmış. Bak, düsturu terakki ve tekamüle tabi. Dediniz herhalde zıtları birbirinin hududuna geçirip yani hem cemali hem celali iki kısım esması bulunduğundan şu kâfızül celal hem cemali hem celali iki kısım esması bulunduğundan o cemali ve celali isimler hükümlerini ayrı ayrı cilvelerle göstermek iktiza ettiklerinden Hâlikuzül Celal kainatta ezdadı birbirine mecz edip birbirine mukabil getirip ve birbirine mütecaviz ve müdafi bir vaziyet verip, hikmetli ve menfaatler bir nevi mübareze suretine getirip, ondan zıtları birbirinin hududuna geçirip, ihtilafat ve tegayyürat meydana getirmekle, kainatı, kanunu tegayyür ve bak, tahavül, tegayyür ve tahavül. Cennet içinde kainat, kainatı bir doku.
kainatı kanunu tegayyür ve tahavül, düsturu terakki ve tekamüle tabi kıldığı için. Kanuna ne diyor? Kanunu tegayyür ve tahavül, tegayyür ve tahavül, düsturu terakki ve tekamüle tabi kıldığı için. O şecere ilkatin cami bir semeresi olan insan nevinde o kanun mübarezeyi daha acip bir şekilde getirip bütün terakkiyat insaniye medar bir mücadele kapısını açıp Hizbullah'a karşı meydana çıkabilmek için Hizb-ü Şeytan'a bazı cihazat vermiş. Şimdi hiç böyle cenneti böyle bu dünyada cenneti kazanma gayet cehennemden kaçılıyor mu? Bak ne? Nasıl insanı yapılandırıyor? Nasıl insanı tavsif ediyor? Nasıl insanı gaye koyuyor? İnsana bir gaye koyuyor. Nasıl bir insana hedef koyuyor? Bakın içerisinde şu alem, şu alemden gideyim, şu alem şöyle var mı? Kanun-u tegayyürden sonrasını bir daha oku abi. Şu kanunla düsturu birbirinden ayıralım. Ayırmamız lazım. Daha sonra dur kanunu bir okuyalım. Daha başlamıyoruz. Daha baştayız ya. Kainatı kanun-u tegayyür ve tahavvül ve düsturu terakki ve tekamüle tabi kıldığı için. Şöyle de benzetebiliriz ama nafileler hani cennete götürür. Fazla zaten mecbur yani. Onu bir yazalım abi. Düstur. Kanun-u tegayyür ve tahavvül, düsturu terakki ve tekamül. Evet onu yazalım. Yani şey. Ama ben haftaya tabii şey yapacağım. Düsturu da çalışayım ben. Yok. Kanun ve namusa çalıştım. Düstur da onun bir şeyi. Tamam. Yani zaten ikinci şey. Tamam şeydir. Fakat şuraya lemalara baktığımız zaman böyle birinci düsturunuz eylemde böyle düşün yani içsel yapımız böyle olması lazım ama Allah itikadınız da bu olsun esas itikada bakıyor itikada içsel aleme de düstur diyor birinci düsturunuz ameliniz de rıza ilahi olmalı içini böyle yap enfusunu böyle düş yap. Ama bil ki en büyük kuvvet, en büyük nokta istinat. Bu esas. Şey olabilir mi şöyle, bu sanki esas, düstur, kanun, namus. Bir de söyle. Esas. Tamam. Düstur, kanun, namus. Tamam. Böyle en güzel bu oldu. Sanki böyle gibi duruyor. Evet duruyor. Efendim İbrahim, Ali. Abi şunu demek istiyordum ben. O manada söylediğinizi zannediyorum. Teyit etmek için düstur kazanılan esasla terk edilemez. He. Şimdi zaten esas en tepede. Esas onu yazayım ki haftaya şey olsun. En tepede ama siz bir gene okuyunca herhalde. Tabii okuyacağım onu. Tabii şimdi yazıyorum. Birkaç tane mehaza bakarak söylüyorum. Esas genel bakacağım ya. Düstur kanun namus. Böyle sen gittikçe inceleşiyor gibi. İnceleşiyor evet. Allah Allah. Dur. Ama kanun oraya uyuyor. Ama şeyde işte yani. Düsturda hani, ne vardı terakiyat ve kesin değil yani. Ne dedi o, orada? Önerme diyelim. Kanun terakki ve tekamül dedi düstur için. Ha? Kanun başta olmuyor mu? Ama kanuna da tegayyür ve biz şimdi diyor. Ona çalışmadığımız için bu araya sokunca bizi tek dettirdi şimdi. Burada kanun, dursun. Kanun esas düstur namus olur. İşte onu şey destekledi. Ama yani. Böyle dersler ne kadar keyifli ya. Çünkü buna mutfak derler. Atölye çalışması derler. Mutala bitti, müzakere bu. Mutala kendin çalışman. Mutala edenlerin ortaya koyarken mutfak yemek yapacağız ya, fasulye getirdi, şey getirdi, o getirdi. Bir çeşitli şeyler getiriyoruz. Mutfak derler. Ortaya bir yemek çıkıyor. Atölye. Atölye de böyle, atölye çalışması. İşte bu ustad bunu istiyor. Bu müzakere ilmiye kapandığı için diyor şeyler tekelerde İstanbul çöktü diyor. Abi ben şöyle bir benzetme yaptım. He. Esas fazlar gibi, düsturlar da nafileler gibi. Güzel. Antika dediğim. Çünkü nafileler hani cennete yaklaştırır diye bir hadis var ya. Esas düsturu namus. Düsturlar. Kanunu başa koyuyor. Ben
daha esas böyle yani bu hukuk literatüründeki şeyler gibi. Mesela bu anayasanın da üstünde şeyler var abi. Doğru abi. Esaslar dediğimiz şeyler ona benziyor. Mesela kanunlar esaslardan çıkıyor abi. Yaşama hakkı. Esaslar abi. Bunun üzerine her millet kanunu kanun uygulama şekli ya. Bazı şeyler o Roma şeyinde hani artık bütün insanlar tarafından bu tartışma olmayan bir şey. Yani evrensel diyorlar. Yani. Evrensel dedikleri bazı şeyler var. Yani o bir iki ben baktığımda o yani kanunu, polis, on emir bir şey. Kanun, polis ve sen. Kanun yani anayasa yaşama hakkı esastır. Polis. Polis mesela şeydir, kanunudur diyelim. Ama herkese farklı davrandığı için o da dostur, şey, namus. Neyse biz kanun ve namusu işte bu haftada bu kadar. Öyle diyor ya, kanun, bu kanunun şu esasına göre. Evet. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha. Sıralaması bir şey olmuştur. Amin. Allah kabul etsin. Amin. Allah kabul etsin. Evet. Mesela Hasan abi, Hazreti Musa'nın kanunları diyorlar ya Tevrat'ta mesela. Bu kanun diyorlar. Ama hepsi diyorlar on emire dayanıyor. Yani oradan süzülmüş diyorlar. O zaman o kanun oluyor, o da şey oluyor, namus oluyor. Esas oradan olur. Süzülmüş. Şimdi şeyle, kanunla namus arasındaki farklı sıkıntı yok. O zaten en çok bildiğim. Tamam, tamam, kesin. Orada düsturla kanun. Yarın bir sal içeceğim. Şeyim olan şey. Düsturu çok antika bir yer söyledin ya. Sanki Osman abi ya, sanki düsturla kanun birbirleriyle alakalı. Olmayı bak, düstura rahmet diyor, kanuna kerem diyor. Namusa şefkat diyor. Peki eylemde nasıl gösteriyor? Diyor ki birbirine yardım etmek kanundur. Birbirinin sadai hacetine cevap vermek namustur. Birbirini takviye etmek düsturdur. Oo, meyve, şu anda meyve geldi. Tamam. Oradakiler de gelseydi de yeseydiler. Kanun, meyve, kanun. Hasan abi bir şey ekleyebilir miyim? Ha, dinliyorum. Sözler 102'nin devamında abi, hani bu kanunun içinde ne var diye düşünürsek 5 tane şey sayıyor. Meşiyet, irade, Cenab-ı Hakk'ın faili muhtar olması, ihtiyarı ve hiçbir kayıt altına olmadığını ishar edip diyor. Bu kanunun içerikleri mi? Yok abi, bu şu zat-ı kanuniye ile diye devam edip geliyor. Hani siz 102'nin devamını almamışsınız dedim ya, orada geliyor abi. Yani bu kanunun şey içi mi dedin? Yok, hani bir şeyin zıttıyla bakmak var ya abi. Hani bunlar şunun zıttıdır diye bakılırsa kanunun içinde bunlar var gibi sanki. İşte anladım. Mustafa, hayırlı günler herkese. Allah razı olsun, Allah kabul etsin. Sağ ol. O zaman ayrı oldu. 102 dedi değil mi? 102. Evet. Orada açık kalsın, kapat. Ama aynı da olabiliyor.